Muhterem cemaatimiz, malumunuz üzere her ayın son cumartesi günü öğlen namazı ile ikindi namazı arasında Profesör Doktor Cevat Akçit Hocam'ın sohbeti var camimizde. Bugün de Şubat ayının son cumartesi günü. Hocam kürsümüzde hoş geldiniz diyorum ve buyurun diyorum efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ ve salâtu ve selâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashabihi mukaddimîne alâl khayri ve alâ asîrâ İlemun enne afdral kitâbi kitâbullah ve afdral hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله ابا بكر زوجني ابنته وحملني الى دار الهجره وعاتك بلالا من مالي فما نفعني مال في الاسلام ما نفعني مال ابي بكر الى اخر الحديث Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambere nizam aleyhi salat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab et bağlı rıdvanullah aleyhi mecmuinin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden yıkarlar vaka edenler rahmetullah aleyhi mecmuinin hasreten eserinden yaralandığımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin üstazları, üstazlarımız, meşabendlerimizin ervahı şuracıkta toplanan biz müminlerin, ayete köşmüşlerimizin ervahı, başta Hacı Bayram Veli Hazretleri olmak üzere bu civarlarda methumundan evliya, ulema, sulaha, şöyleden müminatın ervahı, bu cami-i şerifi yaptıranların, okuna kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden ehline hudava müezzin kalimin, cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin ervahına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 tarihinde Allah'ın emriyle peygamber oldu. Hira Nur Dağı'nda tefekkür halindeyken Cebrail aleyhisselam geldi, onu sıktı, kucakladı. İkra, oku dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkokul, ortaokul ise üniversite tahsili yok. Tahsili yok. Mâ ne dikârîn. Ben okumak bilmiyorum dedi. Tekrar sıktı. İkra, oku. Yine Efendimiz öyle buyurdu. Mâ ne dikârîn. Ben okuyan okuması bilmiyorum. Üçüncü defa sıktı. Cebrail aleyhisselam İkra bismi rabbil dedi. Halak halakal insanı min halak. Evet. İkra suresinin, Alak suresinin 5 ayetini okudu. Böylece peygamberimiz peygamberlik göreviyle görevlendirmiş oldu. Sonra Cebrail aleyhisselam Efendimiz öyle diyor, asli hüviyetiyle gördüm. Bir o zaman bir de miraca çıkarken sidri müddeala asli hüviyetiyle gördü Cebrail aleyhisselamı. Başka hiçbir peygamber göremedi asli hüviyetiyle. Melekler bizden farklı, biz doğuyoruz, ölüyoruz, işte yiyoruz, içiyoruz, evleniyoruz. Onlar sadece ibadet için yaratılmış yaratıklardır. Allah onu onları çeşitli kılıklara sokabiliyor. Asıl hübretiyle Efendimiz gördü Cibril aleyhisselamı. Başka peygamberler buna mazhar olamadı. Çok şey yaralanmış.
Kanatları diyor, 600 küsür kanadı vardır. Ufku, gözün gördüğü yerleri her tarafı kaplamıştır. Böyle bir şeyle karşılaşsak hepimiz hemen ölürüz. Efendimiz zaten küçük yaştan, ezelden son peygamber olarak seçilmiş, kainat onun hürmetine yaratılmış. Daha 2 yaşındayken ameliyat geçirdi. Sonra miraca giderken ameliyat geçirdi. Allah onun bu ölçüleri dayanıklı eyledi. Onun için heyecanlandı. Ancak başka şey olmadı. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsun Necm suresi var. Miraç'ta da Cenab-ı Hak'la buluştular. Sidri müntihada Cibril dedi ki, bundan öte senden başka kimseye yol yok. Hiç kimse geçemez, yaratıklar geçemez. Ama sana yolun güle güle. Efendimiz Allah'la buluştu. Evet, Allah mekana sığmaz, şekle sığmaz. Kesinlikle şekle, şekil halinde hayal edemeyiz. Putperestler burada zaten sapıttılar. Ama nasıl buluştu? Allah nasip etsin inşallah. Cennete girelim. İnşallah deyin ya. Allah Allah. Niye ya? Umudumuz yok mu ya? Siz gitmiyorsunuz, gitmek istemiyor musunuz yoksa cennete? Niye? İşiniz var mı burada şimdi? Namaz kıldınız. Allahu Ekber. Güzel laf buldun mu? İnşallah diyeceksin. Kötü laf buldun mu? Aman yarabbim koru diyeceksin. Evet. Orada Peygamberimiz bir ders-i alada, Allah nasip eder inşallah. Diyarsa nasıl buluştuk diye sorarız. İnşallah. Zaten cuma günleri diyor Peygamberimiz, Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuyacak cennetliklere. Ve bundan cennettekiler muazzam şey kazanacaklar, güzelleşecekler. Köşklerine döndüğü zaman eşleri tanıyamayacak, o kadar güzelleşmiş olacaklar. Ne oldu size diye. Her cuma olacak oluyor. Hadislerim böyle. İnşallah oraya gideriz. Ben size anlatırım yani. Mesele böyleymiş diye. Allah nasip etsin. Evet efendim. Şimdi bunu doğrulayan her gün namazda şey yapıyoruz. Selam vermek sünnet biliyorsunuz. Karşında bir adama Esselamu Aleyke sense, bir tek sen. Kalabalıksa Esselamu Aleyküm selam veririz böyle, değil mi? Ama siz bir tek adım uzakta Selamun Aleyküm deyin. Neden? Hem o mümini kastedin hem de onun şahsında bütün müminleri kastedin. Onun için Selamun Aleyküm de yanlış değil. Ama alırken ve aleyküm selam deyin. Ha, ve'yi unutmayın. Çünkü vay unutursanız ben ihtiyacım yok senin olsun anlamına geliyor. Hasan Basri Çağatay hocamızın Kur'an-ı Kerim tefsirinde ve izâ huyyitüm bitehayyetin fehayyü bi ahsene minhâ ebudûhe ayetinin tefsirinde dipnot olarak bu söylediklerinin kaynakları da söylüyor. Onun için buna alışmışsınız. Anadolu'da böyle abi yanlış kaybediyorsunuz. Selamun aleyküm Allah. Tamam. Ve aleyküm selam. Ama ne diyorsunuz? Aleyküm selam. Güzel kardeşim. Allah'ın ayeti var. Daha güzeliyle cevap verin diyor Allah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve afiyetuhu ve mağfiretuhu. Eyvallah. Ama zamanım yok hocam, o zaman işim acele. Tamam. Ve aleyküm selam. Hiç olmazsa ve ilave et. Ve. Onu ilham etsiniz, benim ihtiyacım yok, senin olsun anlamına gelir olduğunu hocamız anlatıyor. Tabii Elmalı Hoca'nın tefsiri Türkçe bunlar, Arapça değil, bakabilirsiniz. Ama maalesef bir yere selam, aleyküm selam, aleyküm selam değil, ve aleyküm selam. Lütfen unutmayın. Evet efendim, namaz kıldık şimdi, Ettehiyyat okudunuz değil mi? Ettehiyyatı okumak vacip, okudunuz. Orada neydi? Ettehiyyatü billahi ve salavatü tayyibe Esselamu aleyke. Bu Allah'ın selamıdır Peygamberimize Miraç'ta. Arapçada karşındakine Esselamu aleyke denir.
Diyarbakır'da bir mümine selam gönderiyorsunuz. Esselamu aleyhi dersiniz. Hi hi. Arapça kuralı böyle. Kur'an en güzel Arapça. Allah Arapça bilmeyecek de kim bilecek? Esselamu aleyke. Muhammed Mustafa karşısında olduğunun delilidir bu. Ama nasıl oluyor? Orayı bilmiyoruz. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. İhtilafımız böyle olacak. Ama bu söz hep namazlarda o Miraç olayını oradaki Allah'ın selamıdır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Ey şanlı peygamber, Allah'ın rahmeti bereketi üst dünya olsun. Peygamberimiz bizi dinliyordu. Özel meclis. Hiçbir peygambere nasip olmamış. Meleklere nasip olmamış. Bir ona özel. Hemen bizi düşünüyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Yalnız bana değil ya Rabbi. Hem bana inanan müminlerin hepsine selam olsun. Bu Ali Cenab'ın karşısında özel meclistir. Mukarreb melekler bunu görünce uzaktan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye şahadet kelimesi getirmişler. Biz de namazlarımızda hep bunu canlandırıyoruz. Evet. Yani işte Peygamberimiz orada Hira Nurdağı'nda Cebrail Aleyhisselam'ın asli hüviyetiyle görmüş. İşte bir şeyde de görmüş ciddi müddiada مَا زَعْلَ الْبَصَرُ وَمَا تَرَى. Heyecandan aklını yitirmedi, aklı kayıp olmadı, şaşırmadı. Allah'ın ayetidir efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna hazırlanmış, hiç şaşırmamış. Allah'la buluşmasında, Cebrail görmesinde şaşırmamış, aklı oynamadı diyor, Allah söylüyor. مَا زَعْلَ الْبَصَرُ وَمَا تَرَى. Evet. Ama heyecanlanmış. İlk defa başına böyle bir şey geliyor. Gelmiş Hatice anamıza, Allah ondan razı olsun, şefaatimizin ailesi. Hatice'cim demiş, böyle olsun. Evet, hemen çok akıllı, mübarek bir kadın. Kuddus, sen yanlış bir adam değilsin, kötü bir insan değilsin. Bu Allah'ın sana lütfu. Hemen hiç şaşırmadan Zembiluni Hatice'cim ört beni ört, azıcık yatacağım, heyecanlıyım. Evet, örtmüş adam, doğru Varaka'ya gitmiş. Hatice anamız akrabası, alim bir adam, gerçek bir Hristiyan. Allah üç demiyor, Allah bir, İsa peygamber diyor. Öyle bir alim onu söyleyince, o Kuddus, bu bütün peygamberlere gelen Cibril, Hatice, senin efendine de Cibril gelmiş. Evet, yaşlım olmasaydım da onu Mekke'den sürüp çıkardığı zaman yardım etseydim, yanında bulunsaydım. Benim kocam kötü insan değil ki, niye sözünler? Öyle de demiş, bu böyle. Biliyorsun, biz buna hicret diyoruz. Keyfinden girmedi diye. Aç bıraktılar, suikast yaptılar, Müslümanlara neler yaptılar. Allah izin verdi, gitti. Bunu hemen söylemiş. Efendim ondan sonra, bu olaydan sonra güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice anamız kadınlardan ilk inanan insandır. İman kapısını Hatice anamız açtı. Ondan sonra yetişkin erkeklerden yakın dostu Ebu Bekir'e, şimdi onunla ilgili hadis gerçekte, bu bilgileri veriyorum size. Ebu Bekir'e açtı, hemen teslim oldu Ebu Bekir. Ne demek, niçin, bana sormadı. Zaten Müslüman demek, Allah'a, Peygamber'e teslim olan adam demek arkadaş. Neden, niçin? Bütün İslami dini emirlerin nedenin içini var. Ama hemen bunu Peygamber söyledi diye teslim oldun mu?
turneyi gözünden vuruyorsun. O da hemen inanmış, yetişkin erkeklerden ilk inanan Ebu Bekir. Hazreti Ali Peygamberimizin himayesinde 6 yaşında çocuk. O da inanmış, çocuklardan ilk inanan o. İman kapısını açmışlar. Bir güzel çığır açan, o çığırdan gelen bütün insanların sevabından nasip alıyor. Bu camiyi kim yaptıysa, bak ona dua ediyoruz. Namaz kıldıkça sen istersen gönderme. Onun defterini yazıyorlar. Bizim kıldığımız namazın sevabını bizden eksiltmiyorlar. Ama bir hayır işledin mi, kıyamete kadar senin arkandan sevap geliyor. İman kapısından giren ne kadar kadın varsa Hatice anamıza, olgun erkek varsa Ebu Bekir Efendimiz'e, gençlerde çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz'e yazılıyor. Sen de hayır işlerine önder ol, çığır aç. Bu kışkırtan kim diyor ki? Rahimallah Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'e Allah merhamet etsin. İki cihanda ona nimetler ihsan eylesin. Rahimallahu Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'e Allah rahmet etsin. Neden? Zevveceni ibnetehu, kızı Ayşe'yi bana verdi. Yani eş yaptı, onu da evlendirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elime hatırlatacağım, yine hatırlatacağım. Son derece ahlaksız bir toplumda ama Allah'ın korumasında büyüdü. Babasız, yetim. Ama din düşmanları bile Muhammed'in hayatında hiçbir defa yok diye bunu söyledim geçmiş derslerinde. Walter mesela söylüyor. 25 yaşındaki adam gider kızıdır. Hayır, Hatice anamızı aldı. 42 kocadan doğrulanmış Hatice anamızı aldı. O ölünceye kadar da 65 yaşında vefat, 25 sene hiçbir ikinci kadınla evlenmedi Efendimiz. Bunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Siz tabii herkese konuşmuyorsunuz. Ama biz Amerika'sında, Avrupa'sında, Türkiye'sinde her türlü herifle görüşüyoruz. Onların meclislerine giriyoruz. Peygamberimize televizyon adamına var. Koşkor olmuş, yoğuy, filan diye. O kelimeleri söylemiyorum ben. Onların söylediklerini. Bu adamın adı Mehmet. Bu adamın adı Ali. Yani Müslümanım diye geçiniyor. Ama Peygamberimize böyle kelimeler söylüyor. Ben de sizi uyarıyorum. Bundan sonra böyle söyleyenler çoğalacak. Hazır olun. Ahir zamandayız. Peygamberimiz hayatında hiç leke yok. Allah'ın kontrolü inne gibi ayyunine. Sen bizim kontrolümüzdasın Muhammed Mustafa. Ayet öyle. Evet, bunu dinsizlerle itiraf ediyor. Evet efendim, Ayşe anamızı yarısı da akraba alalım, akraba alalım, akraba alalım. Durmadan ısrar ediyor. Evet, Hatice anamız vefat ettikten sonra Ayşe anamızı nikahlamış Peygamberimiz. Genç yaşında nikahlamış. Kızı Ayşe'yi benimle diyor evlendirdi. Allah ona merhamet etsin, rahmet etsin. Son derece zeki bir anamızmış Ayşe anamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz kıldırıp da odaları hemen cami mescidin arkasında diğer oda tahta kapılı. Şimdi orada yıktılar, mermer döşediler de. Evet, Efendimiz camiden çıktı mı attığı adımdan kafasından geçenleri keşfedermiş Ayşe anamız. Hemen önüne geçermiş, onun kafasından geçeni hareketi önüne koyarmış. Sen meftun olmaz mısın böyle bir karıya, böyle hanıma? Efendimizin kalbini okuyor Ayşe'nin. O kadar zeki insan, Allah ondan razı olsun. Şefaatini nail eylesin. Bizzat talebesi olmuş, nikahlı olarak onu okutmuş, öğretmiş. Tek aldığı kız olur. Kızı Ayşe ile beni evlendirdi. Birinci teşekkürü Peygamberimizin. Ve hamaleni ila dâril hicre. Mekke'den Medine'ye giderken beni o götürdü. Onu taşıdı. Vasıtayı o buldu.
Evet, vasıtayı buldu. Onun şeysiyle gittik. Beni hicret yurduna, Medine'ye o taşıdı. Evet, devesi üzerinde. Ve ataka Bilal'e min malihi. Zengin adam Ebu Bekir. Bilal Habeşi Müslüman olmuş, köle. Efendisi, sen bizim atalarımız dinini bırakıyorsun diye kızgın kumların üstüne onu yatırmış. Kızgın kum deyince şaşırdınız. İnşallah Mekke'ye gidin. İnşallah. Temmuz ayında 60 derece oluyor sıcak beyefendi. O 60 derece sıcak kumu sen ısınıyor. Sıkıysa bas. Sıkıysa bas. O kızgın kuma yatırmış Bilal Habeşi'yi. Ya bu Müslümanlıkta bincesin, niye Müslüman oldun, atalarımızı bir bıraktın diye işkence ediyor. Karnının üstüne de kaya koyuyor, işkence ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh onu görünce, kaç para ver demiş bu. Mesela 5 bin demiş adam, al sana 5 bin demiş, çekin. Onu söylüyor, Bilal Habeşi'yi diyor, malından verdiği şeyle kurtardı. Bilal Habeşi azat etti, kölelikten kurtardı. Büyük iş. Muazzam para vermiş sahibine. O da kurtulmuş. Onu söylüyor. وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ فِي الْاِسْلَامِ مَا نَفَعَنِي مَالُ اَبِي بَكِرٍ Ebu Bekir'in zenginliği malı kadar başka hiçbir mal bana bu kadar fayda vermedi. Bütün servetini Müslümanları korumak için açık bırakmışlar, bunları vermiş. Peygamberimize, İslam'a yardım için bütün çuvalı açmış ağzını, bütün servetini harcamış. Diyor ki ilk dönemlerde oluyor bu iş. Ebu Bekir'in malı kadar hiçbir mal bana bu kadar fayda vermedi diyor. Şimdi bir şey var burada, dikkat ederseniz. Peygamberimiz Ebu Bekir'in yaptığı iyilikleri dile getiriyor. Efendi, sen de ona inanmış adamsın. Birisi sana iyiliği ettiği zaman söyle. Bana Ahmet'in Allah razı olsun, şu iyiliği oldu. Deyler de bak, Peygamber Ebu Bekir'in iyiliklerini sayıyor tek tek tek. Saklama lan, saklama. Şu ara, şu kardeş bana şu iyiliği yaptı. Şu yardımı yaptı. Bakın Peygamber onun iyiliklerini sayıyor. O da bizim örneğimiz. Burada o var. Evet, onlar saymış. Evet. 40.000 dinar altın vermiş. Evet. İslam uğruna harcamış. Evet, İslam uğruna harcamış. Evet. Evet. Ebu Bekir ağlamış. Peygamber böyle şeyince, canım da malım da senin ya Resulallah. Ebu Bekir bana böyle ilk yaptı, böyle yedi diyor ya. Bu sözü okudan söylemiş, oradan anlatmış sahabiler. Ağlamış, lafım olur ya Resulallah, canım da senin, malım da senin. Allah, iman böyle olur arkadaş. Samimi olarak, öyle söyledim, ağlayarak, böyle söylemiş. اَنَا وَمَا لِي اِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Malın da canın da senin olsun, istediğin gibi kullan demiş. Efendimiz böyle onun iyiliğini dile getirince, evet, Ebu Bekir'in malı hakkında Peygamber böyle söylediği için insan kendi malını nasıl harcar, nasıl verir şeyde, aynı Ebu Bekir malı hakkında da senin dedi ya, benim malım da senin canındır. Aynı onun malı hakkında, kendi malında hakkında karar verdiği gibi karar vermiş, verilmiş. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de büyülüyor bu. Ve seyyidle nübhel etkallezi yü'ti mâ lehu yetezekkâ ve mâ li'adin endehu min nimetin tüccâ. Allah da övüyor. Allah da övüyor. Evet efendim. Ebu Bekir burada kastolan bu Leyl ayetinde, 18. ayetinde Ebu Bekir'dir.
Evet, şimdi demek ki bize iyilik eden adamların teşekkür edeceksin. İyilik yaptı bana diye ona minnetini bildireceksin. Peygamber bildirmiş, sünnettir bu. Dua edeceksin. Hiçbir şey yapamıyor. Beş verdi, sen on ver diyor Peygamberimiz. Veremiyor, kuruş yok. Cezakallahu hayra. Allah seni hayırlı mükafatlandırsın de hiç olmazsa. Kavma iyiliğin altında sen de bir iyilik etti mi? Hem onu söyle. Falan adam bana şunu yaptı de hem de veremiyorsan daha fazlasını, eşidini hiç olmazsa böyle dua et. Cezakallahu hayra. Allah seni hayırlı mükafatlandırsın diye dua et. Bu peygamberimizin ahlakıdır, sünnetidir. Bunu sakın unutma. Evet, şimdi bu Ebu Bekir hakkındaki şeyler çok. Çok. Mağarada ben gittim hemen mağaraya 69'da. O zaman orijinal mağara duruyordu, Sevr mağarası. Medine'ye hicret ederken Peygamberimiz Medine kuzeyinde, Mekke'nin kuzeyinde, kuzeye gitmesi lazım. Evet. Güneye gitmiş. Sevr mağarası Mekke'nin güneyinde. Yerinde Hazreti Ali yatırmış. Genç. Hazreti Ali de biliyor Peygamberimizi öldüreceklerini. Onun bize de izin vermiş. Allah suikast tertiplemişler. Sabahı temizlemişler. Onu o gece izin veriyor. Evet. Güneye gitmiş. Demek ki bir iş yaparken Allah'ın eli aklımızı kullanacağız. Allah sığınacağız tamam da önce aklın gereğini yapacağız. Arkasından arayacaklarını biliyor. Çünkü öldürmek istiyorlar kızı, suikast yapacaklar. Kuzeye gitse peşine takılacaklar. Şimdi uçak bu atma. Yaya gidecekler, devreyle gidecekler. Güney'e gidiyor, şaşırtıyor onları. Güney Sevr Dağı'na çıkıyor, oraya çıkın. Araplara izin vermiyor ama siz bir olayı bulun, hacca gittiğinizde çıkın. Evet, şimdi orada yolu var. Yolundan biz 2,5 saatte çıktık kardeş. O yol yokken çıktı. Hiç kimse görülmemek üzere gece çıktı. Dağa diken keskin kayalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu din uğrunda ne zahmetler çektiğini yaşıyorsun o zaman. İlikleri kadar hissediyorsun. Mübarek saatte diye karanlıkta ayaklarını taşlar kesenin gibi ayakta öyle lüküs şey terlik yok. Nerede? Kuruş yok. O tepeye böyle çıktılar. Orada hissediyorsunuz. Daha çıktığınız zaman etrafında bir sürü geniş böyle güzel mağaralar var. Efendimiz yine aklını kullanıyor. Bir insan zor sığıyor, iki kişi sığmış Ebu Bekir'le. Ve de şey edemiyordu, kapım tepeye değiyordu. Öyle bir kaya kovuğuna, Sevr Mağarası dediği o. Öyle bir, oraya girmişler. İzciler peygamberi arıyorlar, bunu öldürecekler. Evet, izci bulmuş ayak izlerinden. Aha demiş buraya girdi. Allah korumuş. Vallahi yasımüke minnâs. Kur'an ayet var. Habibim biz seni insanlardan koruyacağız. Hemen bir örümcek gelmiş yuva yapmış. Bir de güvercin gelmiş yumurtlamış. Ebu Cehil'le istiyor adam gelmişler. Bunu öldürecekler. İzci demiş buraya girmiş. O da güzel mağaralar var. Oraya girmiyor. Çünkü normal akıl rahat edecek mağaraya gir. O da dedim ya anaya kalkamıyorsun. Böyle zor bükülüp duruyorsun. Böyle dar. Oraya girmiş. Allah da örümceği koymuş önüne. Güvercini. Buraya deyince bir top atmış ona. Sen beni demiş aptal mı sanıyorsun? Buraya adam ise örümcek yoksa olmaz demiş. Güvercin de demiş yumurtlamış bak. Dövmüş izciyi. İzci doğru söyleseydi söylediği halde. İçeriye bakmamış işte o zaman.
diyor ki, ya insanlar, ayaklarına baksana, bizi görecekler mi? Hiç iyi var, diyor. Evet, Kur'an'a var. Peygamber sevmek buna denir. La tahzen, innallah ma'ana. Ebu Bekir, biz bize düşeni yaptık. Aklımızı kullandık, bunları yaptık. Bundan sonra Allah'ın kaderi neyse olacak. Niye üzülüyorsun? La tahzen, innallah ma'ana. Allah bizimle beraber. Korkma. Onun için insanların bir mürşide ihtiyacı var. Evet, sen kumaş imalatı iyi bilirsin. Ben orada sanacağım. Kumaş konusunda sen benim mürşidimsin. Ticareti çok iyi bilirsin. Ben sana mürşidimsin, ticareti soracağım. Böyle dini konularda da bu işi çok iyi bilen, imani konuları, İslami konuları bilen adama soracaksın. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Konaklımı göre böyle, kimsin lan sen? Kimsin sen? Şimdi bu moda. Konaklımı göre bu böyle mi olurdu? Her şeyin bir ilmi var güzel kardeşim. Her şeyin bir ilmi var. Evet. Efendimiz bak, ilk mümin. Öyle arkadaşı ama o da kadere inanıyor. Ayaklarını basalar, bizi nasıl görecekler, seni öldürecekler ya Resulallah. Telaşlanınca, la tahsen, innallah ma'ana. Ne korkuyorsun? Biz bize düşünü yaptık. Kader, neyse olacak. Niye korkuyorsun? Değil mi? Gerçek mümin bu. Kader varsa niye korkuyor? Sen ne tedbir alsan kaderi bozabilir misin? Bozamazsın, bozma rahat ol. Biz bize şunu yaptık. Habib bak irşad ediyor efendim, diyor musunuz? Demiyor ya bu kim? Korkma diyor. Biz bize düşen yaptık. Aklın derin yaptık. Kader neyse olacak. Ama biz rahat durlar. Sen Allah'a kadere inanmıyor musun? İnanıyorsun. Niye bu telaş? Allah bize böyle bir kemal iman sahibi nasip olmayı nasip etsin. Ama bakın Efendimiz'i ikazıyla tamam demiş Ebu Bekir, tamam doğru. Niye telaşlanalım diyor. Ama bu ikazdan sonra dikkat edin, önemli. Ondan sonra işte böyle Ebu Bekir çok şeyler var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onu burada sayıyor birkaç tanesini. Arz ettiğim gibi Asım Köşter Hoca'nın İslam tarihini lütfen okuyun. Çok güzel yazmış, Allah rahmet eylesin. Ebu Bekir kim, Ömer kim, Osman kim, Ali kim? Çok güzel yazmış. Dünya birincisi oldu zaten. Şimdi bir şeyin fıkrasını anladım Asım Hoca'nın. Dünya birincisi olunca Pakistan Ziya-i Hak Cumhurbaşkanı onu çağırmış. Hocayı takdir edecek. İşte herkes çok itibar ediyor, ulema, medreseler, üniversiteler. Bir hafta dolaştırmışlar onu, sağda solda. Son gün Ziya-i Hak sarayından işte, ikram, işte, ziyaret vermiş. Hocam demiş, diğer biri var mı? Varmış, evet, evet. Bana demiş, acısız bir su verin demiş. Bağırsaklar zehir yiyorlar ya, yiyebilirsek az kalsın. Hoca bir hafta yemek yiyememiş acısından, ben de gittim de zehir yiyorlar ya, nasıl yiyorlar, alışmıştım. Bana bir acısı su verin lütfen demiş. Acısı su. Böyle bir şey de var hocam, Allah rahmet eylesin. Onu okuyun lütfen. Kaynaklarıyla belirtmiş. Ebu Bekir'in kim olduğunu anlarsınız. Efendimiz öyle diyor. Beni diyor, kızıyla evlendiren hicret yurdu Medine'ye götüren ve Bilal Habeşi'yi malıyla azat eden, malıyla bütün İslami şeylerde bütün yardımcı olan Ebu Bekir'e Allah rahmet eylesin. İyilik eden sen de söyle adını an, adını an, iyiliğe teşekkür et, dua et, karşılık ver. Bu ona şey diyor, evet. Evet. Evet.
يقول الحق وإن كان مرا لقد تركه الحق وما له من صديق حتّى قول أمرنا الله رحمت eylesin. 47 Müslüman'dır biliyorsunuz. Çok katlar bir adam. Pehlivan yapılı, hiç merhamet bilmeyen bir adam Hazreti Ömer. Müşrik, son derece sadık müşrik. Putlara bir şey söylediğinde duman ediyor yani hemen. Öyle bir yer. Ebu Cehil uğraşıyor, Peygamberimize bir şey yapamıyor. Diyor ki bunu yapsa, Ömer yapar, güçlü, kıllı. O varken diyor ki, dediler ki diyor, Ömer Muhammed'den korkuyor, bir şey yapamıyor, sesini hiç çıkarmıyor. Hızlı müşrik ya Ömer. Gidiyorsun sen diyor. Mansur Tahriki söylüyor onu. Şimdi gidiyorum diyor, kendisini alıp geleceğim diyor Ömer. O kızgın öfkeyle giderken, Safa Tepesi'nin orada evi. Gözlerinden şimşek çakıyor. Giderken sahabeden biri bakıyor Ömer'in niyeti belli, Peygamber evine gidiyor. Ömer diyor, sen diyor Muhammed'i bırak diyor. Kız kardeşini düşün. Ne diyor? Kız kardeşine Müslüman diyor. Tabii diyor. Peygamberimizi bırakıveriyor kız kardeşine. Efendimiz'i korumak yolunu şaşırtıyor o adamın. Ondan sonra var ya, kız kardeşi de Taha suresini yeni yenmiş. Taha suresi, onun kocasında onu okuyorlarmış. Hoca tutmuşlar, görünce kapıyı dayaklamışlar. Hemen kapıyı dayaklamışlar ama hemen güçlü, bir tek olmuş durmuş içeri. Girince, evet, Kur'an okuyan yakalamış, bir tane vurmuş kız kardeşine. Burnundan, ağzından kan geliyor, yuvarlanmış böyle, çünkü güçlü adam. Abi demiş, bin canım olsa demiş, vallahi billahi var. Gene diyor Müslümanım, gene Müslümanım diye bağırmış can havliyle. Ömer'in de dinden nasibi var hidayetten. Orada demiş ya, bir daha olsa öbür tarafa gidecek. Buna rağmen hala bin canım olsa veririm diyor. Bu Müslümanın ne veren şey ki? Canın en kıymetli şey, bin canımızı verin diyor. Demiş, şunu bana da verin bakayım. Demiş, sen pissin, git demiş, yıkan, öyle gel. Evet, insan öfkeliyken yıkandı mı, öfke gider. Öfke geldiği zaman kapı çalışmaz. Ne kadar zeki kız bak. Yani siz diyor, Efendimiz, öfkeliyseniz yıkanın. Hocam nerede yıkanın? O zaman oturuyorsanız kalkın. Ayaktaysanız yürüyün. Pozisyon değiştirin öfkenizi dağıtmak için. Efendim emri bu. O Ömer'in kardeşi de git demiş yıkan. O yıkanmış gelmiş. Yıkanınca sinirler gevşemiş. Ömer'in aklı çalışmaya başlamış iyice. Al demişler. Ta men zenne aleyhel kurban bi teşkâ illa tezkiratü limen yakşâ. Okudukça durmuş, okudukça durmuş. Kalkın demiş, ben demiş bana hocam. Evet, Peygamber evliliği öldürmek için adam bu sefer Müslüman olmaya geliyorlar. Ömer bu, merhametsiz. Öyle bir adam, herkese bak, aman yarışırlar. Hazreti Hamza kapıya dikeliyor. Gürcüğü varsa gürcüğü var diyor. O da pehlivan adam. Bırakın gelsin diyor. Geliyor Efendimiz'in huzuruna. Safa Tepesi'nin arkasında Darül Erkam orada saklanıyor gizli. Karşısına duruyor. Beline el atıyor Peygamberimiz. Ne zamana kadar ya Ömer bekleyeceksin deyince ah Allah Peygamber'in elini bizim de belimize uzatsa o uzatma Ömer'i sıfır ediyor. Diz üstü çekiyor hemen. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. İmana geliyor. Öldürmeye giden adam böyle efendim bu Ömer'e de Allah rahmet eylesin.
Ömer'i de Allah rahmet eylesin. Neden? Hakikat acıdır. Herkes kabul etmez. Hakikati söylerdi acı olsa da. Öyle diyor. Ve imkanı hurran. Hep Ömer hakikat söylerdi. Acı olsa da başkasının kınamasından korkmazdı. Ben bunu söylersem laf ederler filan hiç korkmazdı. Doğrusu söylerdi. Böyle bir adamdı. Hakkı söylerdi. لَقَدْ تَرَكَهُ الْحَقَّ وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيقٍ İşte bu hakkı söyleme karakteri ona hiç dost bırakmadı. Dostu mostu yanlış iş yaptı mı hemen söylüyor Ömer. Öyle bir karakteri var. Ona dost bırakmadı. Hakkı söylemesi hakkacıdır, kabul etmez herkes. Evet, Ömer işte böyle 40. Müslüman ve gavurlardan duymuşuz efendim. Amerika'da, Avrupa'da Yahudi gavur bile profesör ilahi adaleti yer yüzünde uygulayan Yahuz Ömer'dir diyor gavur. Öyle bir halifelik dönemi var ki hakkı söyler diyor. Bak haktan başka acı da olsa hak söylemesi dost bırakmadı ona. Bunu gavur itiraf ediyor. İlahi adaleti yer yüzünde uygulayan adamdır diyor. Gavurlardan duydum ben bunu. Evet. Ömer devlet teşkilatını kurmuş, belediye teşkilatını kurmuş, sağlık teşkilatını kurmuş, uluslararası ilişkilerdeki kuralları koymuş, hepsini devlet teşkilatlandırmış. Ama Ömer kanuna bağlı. Halife olunca demiş ki ben İran'a gideceğim, putperest adamlar ateşe tapıyorlar. En büyük tehlike İran. Orduyla oraya gideceğim, halledeceğim. Halep seçildiği zaman meclisteki meclis dediğim cam işte, siz meclissiniz. O zaman Mescid-i Nebevi'deki tüm Müslümanlar, sahabiler yok demişler, gidemezsin. İslam'da demokrasi vardır arkadaş. Bak Ömer halife onlara soruyor, neden? Ve emruhum şura beynehum. Müslümanların işi istişareyle olur. Allah'ın emri bu. Önemli bir iş yapacağım mı soracağım? Ben üstün zekalıyım demince bir iki kişi danışacağım. Allah'ın emri bu beyefendi. Evet. Ben de bu prensip sayesinde hoca oldum. Beni Sakarya'da ilahiyette hocayken o Amerika'ya giden herif, kaçan herif adamları şikayet ettiler sıkı yönetime. Camide çok konuşuyoruz. Müftü rica etti, konuşuyoruz. Vali emretti, konuşuyoruz. Ben de Konya'nın fıkıh kitabını şu adam bu hela suyu hesabına dokunuyorum yani. Öyle bir kalabalık oldu ki o cemaate beni dinlemeye onun yurdundan da talebeler geliyormuş. Beni birkaç kez dinledikten sonra yurttan kaçıyormuş. Oradan biz karar isteği alınmışız. Hemen sıkı yönetim komutanına çıkar. Bu Atatürk düşmanıdır. Şeriatçıdır. Cumhuriyet düşmanıdır. Bununla şikayet etmişler. Sıkı yönetim benim haberim yok. Ben yine devam ediyorum. Bakmış sıkı yönetim savcısı valinin emri var konuştuğu. Bankları dinlemiş benim. Ben de hukukçuyum yani, avukatım öyle kendimi teslim etmem. Söylerim, kitap söylüyor derim. Ve kimse yakalayamaz. Orada taktik bu, önünde kitap var. Bak şimdi de kitap var bak. İtiraz edersen kitapta söylüyor. Adam suçu yok demiş, takipsiz karar vermiş. Amiral hızını alamamış, sivil savcıya vermiş. Sivil savcı da taksir karar vermiş, valiye vermiş, konuşmuş. Suç unsuru yok. Beni çağırdı. Protokoldayız, görüşüyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamalarında eline kadeh alıyor savcı. Benim yanıma geliyor. Hocam, benim anam sabaha kadar namaz kılar. Elinde kadeh. Müslüman adam yani.
Oradan tanıyor. Çağırdı beni, gittim. Böyle böyle dedi. Şaşırdım tabii. Hocam dedi, hazırlık tahkikatı gizlidir dedi. Ya biliyorum dedi. Hakikaten hazırlık tahkikatı kimse söyleyemez. Şikayet dilekçesini, şunu bunu. Ama adam beni sevdiği için dosyanın fotokopisi çektirmiş, bana verdi. Tedbirli ol hocam diye veriyorum dedi. Kanunen yasaktır ama dedi. Tedbir oradan böyle diyor. Ben bu şikayet edenleri o şeyle o dosyayı hala saklıyorum. Ondan sonra işte bizi Edirne'ye sürdüler. 14 sene orada. Orada bir havlucu Ahmet amca vardı. Mübarek bir adamdı. Otelde, şimdi onu anlatacağım. Adapazarı'na sokaklarına giderken yola çıkıyorlar. Buyurun hocam, buyurun hocam, bir yemek yiyelim falan. Buna alışmışız. Oraya gittik, hoş geldik diyen yok. Niye geldik diyen yok, otel köşesinde. Bir zor geldi bana. Ölen benim avukatım var dedim, açtım telefonu. Bir şey karar verirken istişare etmem babanın emri değil mi? Onu yerine getireceğim. Dedim ben avukatlık yaparım ben, ne bu ya? Lütfü Doğan Hoca, eski dostumuz. Diyanet İşleri Başkanı falan. Şey, Gümüşhaneli o. Baykurdu muydu, Gümüşhaneli miydi? Bir de işte İstanbul Tekin Öğren, Nevzat Korucu var. Biz birbirimize danışırız böyle. Alo dedim, ben dedim böyle 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 istifa edeceğim dedim ama sakın aaa dediler. Sakalım da kesiksin, üniversite devam. İstişare ters oldu. Biz ilim adamı olduk, yoksa tüccar olacaktık arkadaş. Bu istişare sırrıyla sen de dinin emirlerine uy, kazanırsın. Şimdi milyonlara hitap ediyorum. Evet, kazanıyorum. Öğretilecek ne olacaktı, ne olacaktı, ne olacaktı, ne olacaktı, ne olacaktı, dedim mi bırakıp gidiyorsun. Dinin emirlerine uymak insanı kurtarır, onu söylemek için anlattım buna. Her neyse efendim, Hazreti Ömer hakkında çok şeyler var. Allah ona da rahmet eylesin, haktan başka bir şey söylemezdi. Hak acı, hakikat acı da olsa asla tabiz vermezdi. Bundan dolayı da şehit edildi biliyorsunuz. Mescitte hançerlendi. Şehit oldu. Kesinlikle bir şeyini de anlatayım size. Allah'tan çok korkan Ömer. Kim Allah'tan çok korkarsa Allah azamet sahibi, celal sahibi. Değil mi? Allah azamet sahibi, celal sahibi. Kim Allah'tan çok korkuyorsa Allah onun azamet ve celal sıfatı veriyor. Ömer de böyle. Memurları çok sıkı denetliyor. Sabah da uyumuyor. Kaynetti memurları. Halife'li döneminde sabah da uyumuyor. Ondan sonra geliyor 69'da da Mescid-i Nebevi'nin avlusu kumdu. Geliyor kuma yatıyor. Kuşturlarsa kestiriyor. Kahire fethedilmiş. Cami Müslümanlar çoğalmış, cami yetmiyor, camiyi yıkacaklar, caminin yanında da bir Yahudi'nin dükkanı var. Herkes vermiş dükkanını, tamam demişler. Başında bu valiye, İslam Müslüman valisine, Yahudi demiş, hayır ben satmayacağım demiş. Çünkü cami cemaat yapacak, çok para kazanacak. Yahudi'nin derdi para, dini imanı para. Ama birileri ise 5 lira vermiş vali, caminin şeysini yıktırmış. Yahudi'nin dükkanını. Cami yapacak. Ömer'in de dilleri destan bu hakkı söylemesi. Yahudi kalkmış, Medine'ye gelmiş. Efendim. Bu hoca, hoca kitabını okuyup bak, orada bak. Ömer ne demişler? O demişler, kuşlu var. Şeyde, mescidin kumunda uyuyorum şimdi. Gitmiş, halife, padişah olan adamın böyle bir makamı olması lazım değil mi? Kavuğu mavuğu. Onu arıyor. Kırbacının altını yapmış kapısı böyle mışıl mışıl uyuyor. Rüzgar kumları atmış, sakalı da kuma karışmış. Bakmış, böyle damlan halife mi olur ya? Bunun sözü dinlenir mi? Kendi kendine. Öyle söylüyor adam. Ulan demiş, Hazreti Ömer uyanmış. Ne istiyorsun demiş. Ben demiş Kahire'den geliyorum.
Yani gelmiş ya, demiş görebilirim yani bu iş, bu anlayan bir yerine dur getirmez ama demiş görebilirim. Hemen bir oradan yazacak bir şey bulmuş. Bir Müslüman Nüşirevan'ı aratmaz. Vesselam. Götürün demiş valiye. Nüşirevan adaletiyle tanınan bir İran hükümdarı. Çok adaletli bir adammış. Adam şey Müslüman değil. Ama adaletli bir adammış. Dillere destan bir Müslüman Nüşirevan'ı aratmaz. Vesselam Ömer demiş ve imza yok, mühür yok. Bakmış adam buluyor. Mühürle imza yok. Geldi kaydı yok, gitti kaydı yok. Kim tanısın bana? Ama demiş geldi götüreyim. Vali verince kaydı ayağına kapanmış. Ne oldu demiş? Benim kendi gitti demiş. Senin şikayetin yüzünde benim kendi gitti. Ulan demiş mümür yok. Sen öyle demiş. Bizim işimiz böyledir. Ömer'in şeysi bu. İşte orada. Allah'a çok kan, çok inanan azamet sahibi celasa olur dedim ya. Hazreti Ömer doğrulmuş, gevur böyle tepeden bakıyor. Tozlu topraklı yerde, o ayakta. Evet, beyler ben ilim adamıyım. Hikayeni anlatmıyorum. Evet. Aha demiş Ömer. Vallahi adam doğru demiş. Korkursun da. Ömer'in göğsü büyüğü öyle celal sıfatı var ya. Ödü kopmuş, boruna yetmiş Yahudi bunu söylüyor kendi. Kahire döndükten sonra ayakkabını niye demiş ben kendi gitti demiş. Sen dükkanı yıktın. Cüzdanı olmasa yıkamam demiş. Beş misli para verdin ama adam Yahudi Müslüman olmuş. Demek sizin işiniz böyle mi diye. Ömer Allah razı olsun böyle bir adam. Gavurlara bile parmak ıstıran bir güzel. Evet, Allah ona da şey etsin, rahmet eylesin. Rahim Allah'u Osman ibn Affan. Affan oğlu Osman'a da Allah merhamet etsin. Testehyihil melaike. Öyle hayalı adamdı ki, onun hayasından melekler bile haya ederdi. Arkadaş, bak hikaye değil. Ömründe huzurunu görmemiş Hazreti Osman. Ömründe huzurunu görmemiş. Öyle hayalı adam. Halbuki hocaya sorsan yokça harap değil ya. İnsan kendini görür. Ama öyle hayalı ki kendi huzurunu görmemiş Osman. Onun hayasından melekler hayal eder. Efendimiz sözü bu. Allah şefaatine nail eylesin. Ve cehze ceyşel usra. Evet, Tebük seferine çıkacak Hristiyanlar büyük ordu toplanmış, Müslümanı yok edecekler. Sıcak mevsimin sonu, serinlik başlamamış, devlette para yok. Sefere gideceğiz demiş Peygamberimiz, bizim yaptığımız gibi yapmıyorum, sahabe bu deme. Benim oğlum Hakkari'ye bir şey de PKK'lılar öldürebilir. Doktor bir rapor ver. Seni ihlal ederiz. Diyen yok mu şimdi? Askerden kaçan yok mu? Biz de Müslümanız değil mi? Parası yok adamın. 60 derece sıcak. Ayakkabısı yok. Bineği yok. Silahı yok. Gelmiş buyur ya Resulullah demiş. Hazır. Ben de askere katılacağım. Evet. Şimdi efendim bize para yok. Ayın kapısı yok. Kaç kilometre? 500 kilometre Medine, Tebuk. O çölde nasıl yürüyecek adam? Cebinde para yok, şey yok. Böyle mübarek devlet adamı. Sarı bakınıyormuş. Senin Hazreti Osman 1000 altın getirmiş, yürüyormuş önüne. Böyle kaldırıyorum. Kafanalar leke Osman nâsrette ömâ. Gizli açık ne yaptıysan bütün günahlarını bu bedelle Osman. Allah seni affetsin. Yürekten geliyor askerin bir şey diyor.
Ayrıca kaç atın devesi varsa onlar da senin ya Resulullah demiş, orduyu donatmış. Diyor ki, gençin usret, zorluk askerini donatan Osman'a Allah rahmet eylesin. Bitmedi. Zenginler ve zâde fî mescidde hatta vâsi'an. Evet. Mescid-i Nebevi inşallah gidersiniz. Kabrin ile minberim arası Ravzatun min Riyadil Cennet. Cennetin bahçelerinden bir bahçedir. Orada namaz kılsanız cennette namaz kılmış olursunuz. Yemin etseniz vallahi cennette namaz kıldım diye başım ağrımıza ağrımaz. Peygamber yalan söylemez. Minber halen duruyor o minber yerinde. Ravzi Peygamber'in kabri saadetinde duruyor. Orası Ravzi-i Mutahhare cennet bahçesidir. Müslümanlar çoğalınca almıyor. Herkes Peygamber'in kazanına namaz kılmak istiyor. Para yok. Hazreti Osman bütün servetini şey etmiş. Şimdiki imamın durduğu yerden duvar çekmişler. Bütün şimdiki o eski şeyi parasını saymış. Mescidimizi genişletti. Mescid hepimizi aldı. Allah ona rahmet eylesin. Evet, yaptıklarını söylüyor. İyilik yapanların iyiliğini söylemek lazım dedim ya, bak onu da söylüyor. Evet. Rahimallah Aliyen İbn-i Ebi Talib. Ebu Talib'in oğlu Aliye de Allah rahmet eylesin. Allahümme edil hakkama haysüder. Ne tarafa dönerse hak onunla beraber olsun Allah'ım dua etmiş. Ene medinetül ilmi ve aliyyün babühe. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır. Alim, Hazreti Ali. Kurucu yok yalnız. Yahudi'ye bir ücretle çalışmış. Para yok onda. İlim sahibi. Hep hak üzeredir Ali. Burada bir şey var değil mi? Evet, Muaviye haksız yani. Hak Ali ile beraber diyor burada. Ama biz Muaviye'ye küfretmeyiz, sövmeyiz. Niye? Bir başka hadis var. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine dil uzatırsanız bana dil uzatmış olursunuz. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Onun için evet burada Ali haklı. O olayı da hani o olayla da Ali haklı ama o da sahabi, o hikâdevi. Ama ben 3 kere İran'a gittim. 10 Mart İran'da bulundum. Amanın yarabbi. Ana avrat sövüyorlar. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Muaviye'ye. Ana avrat sövüyorlar. Koca sakalı, muazzam sarığı var. Kadınların yüzü görünmüyor, çarşaflı. Yüz binler küfür ediyor. Ondan arasına girdim ben. Evet. Ben de böyle vurdum ha, sövmedim ama. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Bir de zincirleri dövüyorlar. Ben de zincir yok, elimle vurdum ya Hüseyin ya. Yoksa beni zincirlerle, değil mi? Ben öğrenmeye gittim. Kulağımda duydum. Eğer ehl-i sünnet itikadı esası olmasa şahsen ben İran'da Müslüman sayman. Ehl-i sünnet itikadında da ayetler hadislere dayanıyor. Ehl-i kıble tekfir olunmaz. Bir adamın camide namaz kıldığını görürsen gavur diyemezsin. Bu prensip olmasa on defa gavur derim onlara. Dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. Peygamberlik benimle kesilmeseydi Ömer peygamber olurdu. Lafları var. Allah övüyor Kur'an'da. Böyle adamlara ana avret sövüyorlar. Evet, başka şeyler de var. Ver parayı. İstediğin karıya yat. Zina. Evet. İstemez müdür kentlerini götürdüm göstereyim diye. Otele ben talebelerim hafız hoca. Nurlu yüzlü. Otelin önüne bir baktım bütün çarşaflarla doldurdu. Benim oğlanlara talip. Orada da parayı yapıyorlar ya. Sabahlar öyle tuttuk.
Çünkü genç bu, bilmezsin. Sabah kadar uyumadım, nöbet tuttum benim talebeleri kandırırlar diye. Halen öyle. O koca kavga, neyse. Ama namazda kılıyorlar. Hacca'da geliyorlar. Gördünüz, üç yüz şeytan taşına giderken ben o zaman oradaydım. İki dakika evvel, o olaydan iki dakika evvel geçtim oradan. İki dakika sonrası ben de gideceğim. 300 İran hacısı öldü. Kalabalıktan, sıkıntıdan. Evet arkadaşlar, çok acı. Ayakların altında Ömer yazıldı. Çiğniyorlar Ömer'i yani. Hacca gelmiş, Ömer çiğniyor. Neyse, Allah hidayet versin. Elhamdülillah aziz milletimiz ehl-i sünnet itikadına sahip. Elhamdülillah. Bak Osman, Ömer, bak efendi. Değil mi? Aşere-i mübeşşere bu efendi öldükleri hep camilerimizi süslüyor. Ben ırkçı değilim ama aziz milletimiz Peygamber'in bu sözlerinden dolayı onları çok sever. Onları aleyhine konuşmaz. Ama böyle, hala mı böyle? Evet, yani şimdi bir hocam vardı, Arapça hocam, İmam Hatip okuldan açtıran adam. Rahmetli Menderes'ti, dostu. Cerrahattin Öktem Hoca. Bizim Arapça hocamız müdürümüzdü. İstanbul İmam Hatip okulunda. Bu adam bu fikirde, yani siz ona Şii diyorsunuz. Şii. Öyle bilgiler almış hocasından, öyle hocalar var Türkiye'de de. Ders okurken beni sevdi. Çantasını ben taşırdım evine giderken. Ve Mehmet Zahid Efendi ile yanımda mezun oldum, onun talebesi olduğumu öğrendi. Şu hocayı dedi, bir de beni götür dedim, Cevat dedi. Olur hocam dedim, götürdüm. İşte mürşidlik buna diyor. Hocanın kalbini, kafasını okudu hemen bizim hoca efendi. Cemaat'in paşa, profesör, hakim, cemaat böyle açıyor lan. Hoca ben cemaati. Dedi ki, bizim cemaatimize dedi, İhya okudur musun hoca ben dedi. Hoca şişti. Profesörler, paşalara ders okutacak. Hocanın çok hoşuna gitti bu. Nereden avladı patronu? Ondan sonra ona ısındı. Halbuki Hazreti Mami'ye küfreden adam. Hocam yok. Buradan yaklaştı o Mehmet Zahid Efendi'ye. Ondan sonra şeyde sıkleştirdi derken söyledi şey şu. Söylediği şey şu. Cevap oğlum. İyi ki beni hocaya götürdün. İyi ya hocayla ben buluşmasam kör kütük gidecekmişim öbür tarafa. Çünkü Muaviye küfrediyor. Böyle akıl var biliyorsun. İşte İran'da hoca bile küfrediyor. O da onların fikrinde hoca söyleymiş. Ayıldı. Kör kütük gidecekmişim oğlum dedi. İyi ki getirdik dedi. Evet biz aziz milletimiz bu mübarek ve bunu gibiler bizi elbisinden itikadı üzere dua ettiler. Devam ediyoruz. Kabe'de sünnet kılıyorlar mı? Tesbih çekiyorlar mı? Hatta tesbih çekiyorum, geldi polis. Hacı inanma, hacı inanma. Burada olsa iki tane çakarım ama hem hacı kavga etmez. Benim tesbih çektiğime de ilgili oluyor ya, geldi başıma yahu. Hacı inanma, hadi tesbih çekiyorum ben kendi kendine. Tesbih çekmiyorlar, sünnettir bu. Namazın arkasından tesbih çekelim, deniz köpüğü kadar günah olsa silinir diyor Peygamber. Evde çekin, cami çekmeyin demiş mi lan? Mutlak ırklar üzere hamlonlar. Bu aziz millet doğudan batıya namazın ön sünnetlerini kılar, son sünnetlerini kılar, tesbihini çeker değil mi? Ama onlar yapmıyorlar. Evet, elhamdülillah. Bu mübarekler işte ehl-i sünnet itikadında bize ördek olmuşlar. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram Veli böyle büyük adamlar güzel yetiştirmişler bizi. Böyle bir zaman Türkiye'de Allah demek suçken resmi belgeler var beyefendi. Adını söylemiyorum.
unutturamamışlar. Asırlarca bu ehlisünnet itikadı dinin hükümlerine, bu esaslara göre medreselerde okutulmuş, susturulduğu zaman bile gelenek halinde devam ediyor, hala devam ediyor. Hiç bana itiraz eden paşa görmedim, profesör görmedim, hiç taviz vermem. Çünkü ben bu konuşmanın hesabını vereceğim kabirde. Aynı şeyi 49 senedir İstanbul'da yapıyorum. Hep geliyorlar beni dinlemeye. Bir tane vali, hakim, hepsi geliyor. İtiraz etmedi, hiç tavizsiz veriyor, din budur diyor. Öyle bir aziz milletiz biz, elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için bundan sonra böyle abuk sabuk konuşanlar çoğalacak. Öyle diyor, siz diyorsunuz ama dünya acil hocadan kopacak demiyor musunuz? Evet, ahir zamanda öyle olacak. Şimdi abuk sabuk konuşanlar var. Kur'an'ın üçte biri peygamberin sözüymüş, atılmalıymış. La havle ve la kuvvete illa billah. Halbuki Kur'an'ın tüm ayetleri Allah'tandır. Surelerin sıraları Allah'ın emridir. Şu ayet şuraya, şu ayet şuraya tamamen Allah'a aittir. Peygamber hiç dahli yoktur. Ve vahiy katipleri vardır. Onlardan birisi de Muaviye. Vahiy katipleri düz taşlara, deri parçalarına, tahtalara bu ayetleri yazdılar. Hatta Kur'an ayetleriyle Peygamberimiz Efendimiz sözlerin karışmasın diye benden duyduğunuz lafları, sözleri, hadisleri yazmayın dedi, emretti, yasakladı. Ondan dolayı işte onlar diyorlar ki hadislere gerek yok. Kur'an'ı doğrudan kurdan aldığı ilhamı Kur'an sakalacağız. Peygamber hadisleri şüphelidir. Halbuki dedelerimiz bunlar tartışıldı. Elçiler itikadına göre ana kaynak Kur'an'dır. Ama Kur'an anlayamayız. Anayasayı anlayabiliyor mu lan? Türkçe hadi alınan. Anayasa anlamak için kanunlar çıkıyor. Kanunları anlayabiliyor musun? Fizikler çıkıyor. Fizikler anlayamıyorsun, yönetmelikler çıkıyor. Dünyada sistem akıl yolu bu. Ama şimdi oluyor ki, bırak hadisi diyor. Papazlar toplanmış o barikada. 1956'da ben de o zaptı ele geçirdim elhamdülillah. Arap alemini diyor, Muhammed Abduh ve Cemalettin Afgani ile yıktık diyor, dağıldık. Evet, herkes soruyor, kanaatime göre kimsin ben sen? Kimsin sen? Harun Heydar kendi karar veriyor, Baklar, Araplarda. Arkadaş, öyle bozmuşlar. Bizimki de öyle diyor. Çağırdılar Haseki'ye gittim. Hocalar isyan etmiş. Hocalar demiş, Kur'an okuyor. İmam Hazır kimmiş? Mezhep neymiş? Kur'an'a bakmak etmiş. Kur'an anladınız diyor, dini uygulayın demiş hoca Haseki'de. Onun şubesinde yeri söylemiyor. Hemen çağırdılar gittim. Hocam dedim, itiraz serbest. Biz ehl-i sünnet itikadındayız, dayanaklarımız şu, delillerimiz şu. Hiç kıptı mı, itiraz etmedi ama inadından da vazgeçmiyormuş. Arkamdan gene şöyle dedi, burası ilim meclisi, öyle adamlar çıkacak. Onun için diyorum ben, bir Kur'an tefsirini okuyun diye. Onun için diyorum ben, Asım Köksel Hoca İslam tarihini okuyun diye. Bilmeden imanınızı koruyamazsınız. Öyle karışacak işler, lütfen. Babam hacindi, tamam camiye geliyorsun ama bilmezsen koruyamazsın. Bu işler öyle karışıyor. Evet efendim, Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Osman şehit edildikten sonra haksız yere öldürdüler. Bir Abdurrahman Sefer adlı Yahudi, Kur'an öğrenmiş, Kur'an ezberlemiş, dehasa bir adam, sakallı, sarıklı, cübbeli, tam bir halis Müslüman kılığında İslam'ı yıkma niyetiyle. Olur mu hocam? Evet. Tayyip Okuş Hoca da benim hocamdı. Doktora tezimin başkanıydı.
Sonra da ölünceye kadar hatta kabrini biliyorlardı. Ben keşfettim, buldum. Gittiği yere, gömüldüğü yere. Aklı değil bilen bir alimdi. Bana dedi ki, Cevat oğlum dedi, dünyanın en büyük İslam alimi şimdi dedi, Masih İnan dedi, Yahudi profesördür. Yapma hocam ya dedi. Dünyanın en büyük İslam alimi Masih İnan'dır oğlum dedi. Adam bülbül gibi Kur'an biliyor. Bülbül gibi Arapça biliyor. Ne sorsa falan kitap, falan kitap biliyor. İslam eksiğini arıyor. Borucet de İslam'ı yıkacak. İdealist Yahudi, karşıda profesör dedi ki, evet, düşünmeye başlamış, eksini bulamamış Müslümanları. Demiş, dayım demiş, düşünmeye başlayınca demiş, hanımlandı. Müslüman olarak olacağından korktuğu için İslami araştırmalar bana yasakladı demiş. Artık araştırma yapmıyorum demiş. Ondan duydum. İnsana Allah hidayet vermeyince ilim yetmez. Bak dünyanın en büyük İslam alemi bu ama Yahudi. Dini yıkmak için Allah imandan, İslam'dan bizi ayırmasın. Onun için bunlar görmeyen güzel yol. Bizim yolumuz, o sünnete değer vermemiz en güzel yol. Lütfen lütfen o laksa bu konuşanlara itibar etmeyin. Evet, Kur'an, sünnet, İcma, kıyas, bizim delillerimiz budur. Bunlara uymak, dinin en doğru, güzel yoluna gitmek demektir. Hep yolumuz bu, böyle olsun inşallah. Onun için söylüyorum, Hazreti Ali hakkını da haklı Ali deriz diyor. Ben dua ediyorum, hakkı o ne tarafa giderse hakkı onun olsun. Ama işte Muaviye çıkmış, şuraya bu sefer karışmış, mezhepler çıkmış falan filan. Yahudiler karıştırmış, Hristiyanlar karıştırmış. Biz Hazreti Ali'nin şefaatini bekleriz. Ama onu çok seveceğiz diye Muaviye'de küfür etmeyiz. El sünnet budur. Sahabiden kim olursa olsun asla küfür etmeyiz. Asla saygısızlık etmeyiz başımızın üstüne. Hatta şunu söyleyeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinden çökmüş, ondan feyiz almış en cahil sahabi ayarına hiçbir evliya çıkamaz. Çünkü nurun kaynağını o Muhammed Mustafa'dan aldı. Nurun kaynağından aldı. Biz de asırlar sonra işte şöyle dedi de böyle dedi de evet diyoruz. Onun için sahabilere asla kötü niyet beslemeyiz. Hadisler olmadan Kur'an anlayamayız, sünnetten ayrılamayız, sünnete önem vereceğiz. Evet, ama bu konu yayı arkadaşlar. Evet, şimdi yine söyleyeyim. Bütün fıkıh kitaplarında var. Şu mihrabın yükseltisi tahrimen mekruh, sünnete aykırı. Yapılmış, nasıl yapılmış ben bilmem. Yalnız burada değil. Biraz karış sandık koyuyorlar şimdi, farzmış gibi. Bütün fıkıh kitaplara bakın, hadis de böyle. Ama alışmışlar, bir imam benim şimdi durdu, kaldırdı, cemaat dövmeye kalktı imamın. Gittim durun lan dedim, bu fetva benim değil, bak dedim, bin yıl evvel yazan kitapta yazıyor. Bu sonradan konmuş dedim, bunun doğru değil. Ama böyle şeyler var. Mesela namaz kıldıktan sonra hiçbiriniz yer değiştirmedi. Ama ben size söyledim. Efendimiz buyuruyor ki farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor. Aciz misiniz yer değiştirmeye? Sünneti diyor yer değiştirin. Baktım ben hiç kimse salonda sorumlu önün arka yer değiştirmedi. Namaz kabul değil mi? Yok estağfurullah öyle bir şey söylemiyor. Ama Peygamber sünneti bu. Basit zannetmeyin. Namaz kılınca farzını yediniz, yanınızı yer değiştirin. Lütfen. Bu sünnete aykırı. Allah'ım ben, Allah'ım ben diyor. Mezun efendim. Bir şey demiyor. Böyle alışmış. Kasırlı yanıyor belki ama burada değil, her yerde. Peygamber diyor ki, el ezanu cezmen
vel ikametü cezmen. Bu fıkıh kitaplarında da var. Bakın fıkıh kitaplarına. Ezanın okurken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sonu tutarlı okunur diyor Peygamberimiz. Ama şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Araplar öyle okuyor ya. Bizim örneğimiz Araplar değil, Muhammed Mustafa. Bunlar basit, bunlarla uğraşıyorsun yahu. Bu basit saymayın. Peygamber sünneti gözünüzde büyütün ki Fatih olun, kanuni olalım diyorum ben. Araplar işte Peygamber sünneti işte sayıyorlar, tesbih yok, sünnet yok. Başlarına geleni görüyorsunuz. Bu Hazreti Milleti Allah'ın kurduğunu görüyorsunuz. 15 Temmuz'da dünya bizi darmadağın edecekti. Hesaplar öyle. Ama Allah tuttu elimizden, ondan dedik yapmadı. Neden? Bu aziz millet sünnetleri seviyor. Peygamberin kandil olduğunu doldurmayacağım diye. Araplarda kandil yapılmıyor. Ya bu peygamberin sünnetini küçük görme tavrını bırakın. Basit zannettiğiniz sünnetleri yapın. Cennete girmezseniz benden davacım. Evet söylüyorum. Şu yer değiştirme. Basit sünnet değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim sünnetim unutulduğu zaman bir sünnetimi yapan cennete kâne me'i fil cennet. Cennette benimle beraberdir diyor. Bu müjdeyi sana söylüyorum. Peygamber böyle yaptı diye Efendimiz'e uyma kastıyla yaptın mı? Cennetin işlediğin kapısından gir kardeşim. Küçümseme. Araplara bakarak ondan sünneti kıvrıya tesbihi bırak sen Arapları. Peygamber sözüne bak. Sünnetleri bırakma lütfen. Durun bakalım. Yani size vuracak. Niye takviye giymem ben? Camiye gelmiş mübarek adam tam namaz kılıp sevap almıyor değil mi? Buyurun Bahri Meydan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece ihramlı yıkanın başını açık tuttu. Namaza başlayacak namaz kıldı diye ihramlı yıkan hariç. Bunun dışında Peygamber başlayacak namaz kıldı diye bir tane hoca buyurun Bahri Meydan. Nören fark edeceğiniz nedir, derdin nedir arkadaşım ya? Namazı kabul değil demiyorum bakın. Bu bir sünnettir. Bu basit sünneti insanlar unuttuğu zaman yaparsan öyle diyor Peygamber. Benim sünnetim unutulduğu zaman bir sünnetimi ihya eden, devamlı yapan kâne me'i fil cennet. Etmeyin, eylemeyin. Yol bu Hacı Bayram'ın yoludur. Onlar yemede, içmede, oturmada, kalkmada, yatmada, tuvalete girmede her şeyde Peygamber'in sünnetine baktılar. Hocam bu teferruatla uğraşma yahu iman gidiyor. Tamam ben imanla uğraşmıyorum demiyorum ki. Ama bunları niye unutuyoruz? Neden hadis okuyorum ben? Evet bu sünnetleri küçümsemeyin. Allah aşkına. Evet Peygamber aşkına. Bu aziz millet peygamberi çok sever, onun sünnetlerini farz gibi telakki eder, böyle bunu sakın ha, evet sakın ha. Evet şimdi okuduğumuz hadis-i şerifi, Tirmizi, Fadail Sahabe kısmında Hazreti Ali radıyallahu anh'tan, Hakim Müstetek'inde keza ondan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu zatın şeysi harf sırasına göre hadisleri sıralamış. Aynı konuda değil, başka konuda. Rahimallahu racülen kâme minen leyli. Evet, şu adıma da Allah merhamet etsin. Rahmet etsin. Geceleyin kalktı. Baden ev uyduktan sonra. 5 vakit namaz farz. Mecbursun kılmaya. Kaç bin sene yanacaksın bir namazı yapmazsan. Bu ayetler var. 50 bin sene. Aman yarabbim. Allah affetmezse, Peygamber şefaat etmezse sonuç bu arkadaşım. Duyuruyorum. Aman gözünü seveyim. Namazı bırak bu. 5 vakit namaz farz. Farz. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki
Bir adam yatsı namazını kıldı, camide kıldı. Kıldı, namazı garanti. Şimdi hocamız hesabını verecek, kaç kişi varsa. Namazımız garanti, garanti belgemiz var. Garantili bir namaz, kendinden evvelki namaz arasında günahları sildirir diyor Peygamberimiz. Onun için akıllı davranın diyorum ben. Evde kılacağınıza, dükkanda kılacağınıza, gelme lan, yıkın imam üstüne. Garanti belki salın. Ama o da düzgün kıldırırsa, 100 kişi, 300 kişi varsa 300 kat sevap alacak. Öyle. Yani hesap verecek, düzgün kıldırırsa bu kadar yok ya. Ama senin açısından evde kılma lan, gel buraya. Camiye gel. İlla Hacı Bayram'a gel demiyor. Mahalle camiye git. Camileri doldur. Ya böyle sakın ha. Şimdi kıldın yatsı namazını gittin. Yatsı namazıyla sabah namazı kılan adam münafıklıktan kurtulmuş olur. Gecenin sabah kadar hepsini namazı getirmiş gibi sevap kazanır. Yatsıyla sabah çok önemli. Gündüz işin var falan filan. Camiye koş. Diyor ki gittin eve. Mecbur değilsin. Yattın, uyudun, uykunun tadını aldın, kalktın. Teheccüd namazı. İki rekatı dünya ve dünyadakiden döndüğünden hayırlıdır Efendimiz. O kadar çok teheccüd kılmış ki zevk alıyor. Ayakları şişmiş Peygamberimiz. Sabah kadar namaz kılmış. Taha ma enzelna aleyke kurbane liteşka. Taha Muhammed Mustafa'nın adıdır. Yasin Muhammed Mustafa'nın adıdır. Habibim biz sana Kur'an'ı kendine eziyet etti, indirmedik. Niye bu halde? Ayaklar şişmiş ya, sabah kadar namaz kılıyor. Ama da o adam olman yolu o yalnız. İmam-ı Azam Hazretleri 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazına gitmiş. Hiç abdesti bozmamış, sabah kadar namaz kılmış. Adı İmam-ı Azam. Ötekiler taktılar onu, kendi ben İmam-ı Azam demedi. Numan bin Sabit. Büyük adam, imam, en büyük imam demişti bütün ulema. Yani adam o diye sen yorgun. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Allah bizi affetsin. Burada konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hocam sen bunları yapıyor musun? Yapmazsın bana mağdur çıktı. Evet. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Söyle, yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Ayet var. Ya hocalık hem güzel hem de çok mesuliyetli bir iş. Onun için talebeleriyle ders okudukmuş, çıkmış, mesela evine gidiyor. Hocam, hocam, hocam diye sokakta bir sürü talebe var. Soru soruyorlar. Bakkal dükkanından biri çıkmış kapıya. Arkadaş demiş, komşu, şu Ebu Hanife'yi görüyor musun? Evet. Bu adam demiş, sabah kadar uyumaz demiş, sabah kadar namaz kılar. Halbuki o zaman İmam-ı Azam yatıyormuş, uyuyormuş. Mollalar demiş, bize uyku hanım oldu. Halkı yalancı çıkarmayalım diye 40 sene ölünce kadar, işte hoca dedim, böyle hocalar demiş. Sen öyle misin? Hayır, ben öyle demiyorum ama bu yolda karınca gibi Kabe'ye gidiyorum. Böyle varlık mı? Bu yolda hiç olmazsa ölürüm arkadaş. Bakarsın kapıda. Ha ben de sana duyuruyorum. Ha şöyle. Gece kalk. Uyuduktan sonra. Hocam o zor. Onun için yatarken kılıyorum. Ne diyor bak. Baden nevim. Uyuduktan sonra. Baden nevim. İz la yüsemme teheccüden İlla salat vadenler. Uykudan sonra olan namaz teheccüd namazıdır. Uyku uyumadan kıldığın namaz, namaz kötüdür demiyoruz. Ona teheccüd denmez. Denmez. Bak hoca öyle söylüyor. Kalk. İlk rekat namaz kıl. Şimdi ne diyecekler? Fasalla. Geceliğin kalktı. Namaz kıldı. Vela hurakateyni. İki rekat da olsa, sabah kadar kılacağım bir şey demiyoruz. İki rekat bile olsa namaz kıldı. Evet. Sümme ey kaza ehlehu. Hanımla evlenmişsin, seçtin. Bana uyuyacak dipten, tamam. Hanım da mışıl mışıl uyuyor. Kalk lan.
Canım ciğerim benim. İşi ulaşık değil mi lan? Ne tamam dur deme. Şimdi göreceksin niye söylüyorum bunu diye. Bak ne diyor Peygamberimiz. İnsan karısını böyle kötü laf eder mi? Efendimizin sünneti bu beyefendi. Evet ne diyor bak. Ey kaza ehlehu. Kalk canım. Hadi kardeşim. Hadi. Diye onu uyarırsa karısını. Kendi kıldı. Kalktı. Karısını uyandırdıysa fesallahu. Sonra namaz kıldılar. İkisi de o da kıldı o da kıldı. Evet. Dikkat. Ondan sonra diyor ki kalktı. Evet. Raymala imraten kâmet minelleyin. Bak gece kalktı karısını kaldırdı. Allah bu erkeğe rahmet etsin. Raymala imraten genişim karıya da, hanıma da Allah merhamet etsin. Kâmet minelleyli, geceleyin kalktı, fasallet. Gece namazı teheccüd kıldı, sümme ey kazat zevcehe, fasallet. Efendim. Bir şey soracağım hocam. Efendim. Sen de kalktı, dikkatsin. Karısı kalktı, koca böyle uyuyor. Kalktı dedi, efendim dedi. Hüy. Öküz kalk diyecek, öyle diyecek. Canım ciğerim diyecek. Kalk diyecek. Şimdi arkadan gelene bakın, dikkat edin. Çok enteresan. Kocasını uyandırdı. Kendi kıldı, kocasını da uyandırdı, teheccüd kıldırdı. O kadına da Allah rahmet etsin. Sıradan dua değil bu. Peygamber duası. Onun duası ettiğinden mi? Kalkılan, hem namaz kılan dahi kalır. Kalk hanımefendi kardeşim, kocamı da kaldırır. Peygamber duasını mazhar alır. Ben de ona naklediyorum. Şimdi dinleyin arkasını. Evet. Evet. Böyle kalkmadı. Karısı kalkmadı. Kocası kalkmadı. Evet, peygamberin ne yapacağınızı söylüyor şimdi. Cevat Hoca böyle söyledi mi? Ben sonra döverler. Ben peygamber sözünü size aktarıyorum. Diyor ki güzel peygamberimiz benim evet. Karı kalkmayacağım ben dedi. Hanımın kalkmayacağım dedi. Ne diyor bak efendim imrata bu. Ve ya evet. O ne diyor biliyor musun? Evet. İsteği kaza ablice fi ve cihe be. Sorup geleceğin bir ton atmayacak. Koluna sığmayacak. Su getir diyor. Su yüzüne diyor. Uykusu da ılsın diyor. Peygamber söylüyor bak. Nadice bir veşiyel ne? Yüzüne su diyor içecek diyor. Böyle elinle. Evet. Mesela bak, onu hasta edecek su değil. Merhum ben. Gül suyu varsa hanım güzel koksun ben gül suyu sevmiyorum uyarmak için gül suyu ya ve zehir çiçek suyu sev yüzüne veya varsa zemzem yok zemzem yok diline burada öyle yazıyor evet böyle şeyler yüzüne diyor böyle şey ki uykusu dağılsın kaldır boşuna karması karmasın değil mi? Kaldı, uyanmadı, böyle yap, böyle yap, evet, yüzüne ha, evet, evet, şimdi gece namazı kılan, evet, Peygamberimiz sabah diyor, dünya ve dünya da hayırlı iş yapmış olur. Hocam iki rekat kılsan, tamam, eyvallah, ama çok kazanan, çok çalışır, çok kazanır, 10 rekat kıl. Arkadaş, sabah kadar duruyorlardı teheccüd namazını. Bu teheccüd kıldıktan sonra Peygamberimiz azıcık şöyle devrilirdi. Buna nevni hafif derler. İnsanı güç verir. Şöyle yarım saat, 20 dakika şöyle kestir, doğru namaza gir. Namazı uygulamazsın. Ama o 20 dakika bu içi gibi yapıyor adama. Efendimiz sünneti buydu.
sen böyle hayra karıştın, bana neden kalkmadı işte, ben dedim deme. Öyle diyor bak, inne min esâbe, men esâbe hayran yenbeği en yuhibbe li gayrihi mâ yuhibbi li nefsî. Gece namazı bu faziletin kıttın, kıldın, kazandın. Onun da kazanmasını iste. Onun kazanmasını iste. Bu gerekir sana. Evet. Bu en yakınından başlar. En yakının hanımın. Evet. En yakın akraban. Arkadaşların. Fel akrabu bil. Fel akrab. Bil akrab. Fel akrab. Evet. Böyle yaparsan rahimallahu, Allah sana merhamet etsin, rahmet etsin, peygamber duasına mazhara olursun, muhatap olursun. Peygamber duası muhatap olmaktan daha şerefli bir şey var mı? Buyur kardeşim, yol senin. Fesalle, evet kalktı, kâmet bileyl kadın, rahimullah imraten, kâmet bileyli fesalle. Kalktı kadın, kendisi namazı kıldı. Fasale sümmet, ey kazan sevdihe. Kocasını uyandırdı. Böyle çiçek suyu, gül suyu, zemzem suyu yüzüne şey ederek. Bir tane yumruk vurarak değil. Böyle nezaketle kaldırdıysa Allah o kadına da, o adama da, kalkana da merhamet etsin. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim Müşrik, Ebu Hureyre, evet, Müslim, evet. Müslim'deki rivayet, Aleyhi Allah'u raci olan kâna min ehlil fasalle ve ey kazan radehu fasalle ve in evet nadıya ve şehe elmâ ve rahim Allah'ın raden kâmet min ehlil fasalle ve ey kazan zevceye fasalle fi nebe nazıca fi veşilme. Sürdün manaların Arapçasını, hadisi okudum. Hasan radıyallahu anh'dan nakledilen bir hadis-i şerif bu. Buyurun. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnetini yapayım. Adet edelim. İbadetlerin en faziletlisi afdalül ibadeti, evet, etvemühe. Bir gün kıldın, iki gün kılmadın. Yani elini çiçek esrat ediyor. Mesafe alacaksan, bülbe alacaksan, adam alacaksan devam edeceksin, devam edeceksin. İki rekat kılmaya başladın, her gün iki rekat kılacaksın. Dört rekat kılmaya başladın, her gün dört rekat kılacaksın. Devam ettireceksin. Of, fazileti bu. Yani boş günler geliyoruz ama adam alacaksan bu. Mertebe alacaksan bu diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eşlerin birbirlerine namaz kıldırmaya gece namazı teşvik ediyor, dua ediyor. Rahimallahu abden sevne makaleti. Şimdi şu kula da Allah merhamet etsin. Peygamber duası bu. Benim sözümü işitti. Ve hafizahe. Onu ezberledi. Peygamber hadisini bak bak. Uyandı, namaz kıldı. Karısını uyandırdı, okudu. Sen bunu öğrendin, bunu uygulamaya başladın. Fehafizehe, evet, eksiksiz, noksansız ezberledim, evet. Ondan sonra, ferubbe, evet, sonra başkasına tebliğ ettin. Kendin uyguladın, başkasına tebliğ ettin. Buna da Allah merhamet etsin, evet. Şimdi Bursa'yı öğrendin, merhaba dediğin komşun mu var, dükkan komşun. Yeri girdikçe kaçırmadan ona da bunu söyle. Dikkat! Benim bir sözümü duyan, belleyen, uygulayan, sonra da bunu Müslüman kardeşine aktaran, mümini Allah iki cihanda yüzüne ak çıkarsın duası var. Buyurun. Peygamber duası bu. Sırada bir adam değil. Öğrendik bir hadisi peygamberimiz öğretecek, uygulayacak. Ondan sonra kardeşime de söyleyecek. İki cihanda onun yüzü ak çıksın ya Rabbi diyor. Duası var. Ne kadar kolay değil mi bunlar? Ne kadar kolay? Evet, Allah peygamber sünnetini böyle bize sevdirsin.
uygulamaya zevkimize taktırsın ve kardeşlerimize böyle şey edelim. Şimdi böyle yapın. فَرُبُّ حَامِنْ فَقِنْ غَيْرُ فَقِيْنْ فَرُبُّ حَامِنْ فَقِنْ اِلَى مَنْ هُوَ اَحْقَوْ مِنْ. Şimdi insanlar zekası bir değil. Zeka her zeki olsa herkes müdür olmak isterdi. Dünya birbirine girerdi. Bir kısmı az zekalı olacak, işçi olacak. Bir kısmı çok zekalı olacak, müdür olacak, bakır olacak. Allah'ın düzeni böyle. Ha, onun için sen öğrendin, o hadisi söyledin mi? Veya öğrendin şimdi şu harammış, öğrendin, bir başka adama söyledin mi? Ondan daha zekidir, daha etraflıdır. Bunu yapar diyor. Fayda çoğalsın. Sen yapamadın, o söyledin yapar. Halbuki esas öğrenen, duyan sensin. Sen kardeşini söyledin, o senden daha zeki kabiliyetlidir. Fayda çoğalır diyor. Bunu da yapın. Bunu da yapın diyor. Dua ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fihi, bu hadiste vardır. Vücubu tebliğil ilmi. Evet. Bizim markamız, Ahir Zaman Ümmet'in markası bu efendiler. Ve kültür, hayır ümmetin uhriyetli nasi, Kur'an'da ayettir. Evet, te'muruna bil ma'rufi ve tenhen alil münker. Ümmet-i Muhammed der misin? Tabi hocam, şüphe mi var? Bakın bunun bir markası var. Bu saatin bir markası var. Bu operörün bir markası var. Yazıyor burada. Söylemiyorum. Reklam olmasın diye. Ümmet-i Muhammed, İsa'nın ümmeti var, Musa'nın ümmeti var, sallallahu aleyhi ve sellem, hepsinin selamü selam olsun. Bunların ümmeti var. Ümmet-i Muhammed, cennetin üçte biri bizim demiş Peygamberimiz. Üzülmüşler. Allah hemen Peygamberi öyle seviyor ki, onları üzülünce Peygamberimiz de üzülmüş. Peygamberimizin üzüntüsünü Allah görünce Cibril'i göndermiş. Yarısı ümmet-i Muhammed'den olacak demiş. Öyle deyince zıplamışlar sevincinden sahabiler. Öyle samimi sevmişler. Onların sevincini görünce Allah Cebrail'i bir daha göndermiş. Kalan yarısını da bölüşecekler demiş. Cennetin dörtte üçü bizden olacak. Ama Peygamber'in sünnetleri yaparsan, anladın mı? Peygamber şiddetleri yaparsan cennetin dörtte üçünü Müslümanlar ümmet-i Muhammed. Nedir o vasfımız? Yuhricettin nasi te'murun, insanlara çıkarıldınız, siz yaratıldınız. Te'muruna bil ma'rufi, güzel olan şeyleri emredeceksiniz. Karına emretmek mecburiyetin var, namaz kıldıracaksın. Gece namaz kıldığına mecbur değil. Ama yaparsan bak Allah'ın duasını, Resulullah'ın duasını mazhar oluyorsun. Kafadan diyeceksin ona da. Evet, kadınla kocasını kaldıracak. Duasını almak için ama farzımız kılmazsa kadın, hanım namazı kıl diyeceğiz. Ve mur ehlike bir salati. Kur'an'da böyle. Hanıma namazı emret. Vasta bir aleyh. Söyledim hocam. Her gün devam ediyor. Vasta bir aleyh. Bir defa söylemek yerine Allah'ın ayeti bu yahu. Hanım, her namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl. Her türlü tedbiri alacaksın. Ondan sonra ehliye dedi ya, oğluma emredeceğiz, kızına emredeceğiz. Bu farz-ı ayın. İstanbul'dan gelip Bacı Bayram'da rica ettikleri için Cevat Hoca bildiklerine aktarmak, Cevat Hoca farz-ı ayın hoca şimdi. Sen hoca değilsin. Tüccarsın, memursun, esnafsın. Müminlere, dükkan komşuna, ev komşuna merhamet edeyen yeni geldikçe bu dinimize aykırı, bu dinimizin emri diye öğretmek farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayedir arkadaş. Hanımına farz-ı ayın,
oğluma kızına farzı ayın, kocalara dini öğretme farzı ayın, diğerlerine farzı kifaye. Ümmet-i Muhammed'in olmak için bu şart, markamız bu bizim. Maruf emreder, evet, ya oruna bil maruf mi ve yenhemme alim münker, dine uymayan, ayette hadise aykırı olan şeyi engelleme mecburiyetindeyiz ümmet-i Muhammed'den olmak istiyorsak. Şimdi ben açıklamak için söylüyorum. Kimse hitap etmiyorum. Daha önce söyledim ama gene söyleyeceğim. İstanbul'da Boğaz'ın altında yapıldı. Marmaray mı diyorlar onu, ne diyorlar? Ben evden pazar günü Süleymaniye'de, yarın Süleymaniye'de ikinci dersim var. Hocalarla da toplu ders yapıyoruz. Vatandaşı da gene vaaz ediyorum. Yıllardan beri söylüyorum. İstediler, peki dedim zorundayım ben. Hocayım ben, mecbursun, farz-ı ayın. Evet, oraya ben 1,5 saatte gidiyordum. O yapılınca 10 dakikada da oraya camiye. Ne kadar güzel, değil mi? Onun için öyle kalabalık oluyor ki, dinlen. Öyle kalabalık oluyor ki, karılar, kızlar birbirine böyle yapışık durur. Sen de oradasın. Oradan kıza yarışınca kadın da iniyor, geri kırmıyor. Başlıyor da kıpırdamıyor. Kızı sıktırıyor, öpüyor, kokluyor. Sen de kırıyorsun. Cevat Hoca geldin mi? Bak, her ne yapıyor kızı? Sen de diyorsun ki, gerçi doğru bu kardeşim ya. Yakışıyor onlara. Deme güzel kardeşim. O onun hanımı değil. Haram işliyor. Gerçekten yakışır deme. Sen Müslümansın. Bak, Ümmet-i Muhammed'in markasını söyledim. Gece çıkır, çıkır. İki tane çakıcı. Evet, peygamber öyle söylüyor. Bir haram, günah gördünüz mü? Piyle müdahale edin. Hocam, kanun var, dokunamayız. Eyvallah. Çıkır dedi. Lafı söyle. Hocam, bunu söylemiyoruz, söyleyemiyoruz, kanun var. Diyor ki, kalben buğz edin. Ah, kanun olmasaydı seni ben şimdi benzetirdim ulan. Diye içinizden o hareketi benimsemeyin. Reddedin, inkar edin. Ama ne diyor herif? Gerçi doğru bu işler, yakışıyor. Vallahi diyor peygamber, burada iman yok diyor. Buyurun, bu söz benim değil. Bunu da söylüyorsan arama, problem değil diyorsan, yakışıyor diyorsan, evet, seviyorum sinema seyrediyorsunuz. Rol gereği, kadın artistle erkek artist kırda bayırda sevişiyorlar, öpüşüyorlar, yuvarlanıyorlar. Ali, helal olsun ya, güzel yaptılar. Deme güzel kardeşim, bu bunun karısı mı lan? Değil. Haram olan bir şeye helal olsun dersen müftüye sor. Allah'ın haramını helal diyen imanına oynar. Güzel yaptılar diyen imanına oynar. Hiç olmazsa içinden ah, kim olsa ben bunları engellerim de. Ama şimdi bunları bilmiyorlar. Hep söylüyorlar. Gerçekten olur bu işe. Demeyeceksin kardeşim. Ah, imkanım olsa ben bunları şimdi benzetmeyeceksin. İçinden canım. Kavga edemiyoruz. Yani. Evet. Bakın ince noktalar bunlar. İmanınla oynarsın diyor. Peygamber bundan ötesinde iman yok diyor. Evet. Ne diyor bana? Faiz haramdır. Ben söylemiyorum. Ehallallahu beyha ve harramen riba. Hocaya sorun. Allah ticareti helal kıldı. Faizi haram kıldı. Kesin ayet dolu. Faizlik yapan Allah ve Resulü savaş açmış demektir. Ayet böyle. يَنْحَقُ riba ve وَيُّبِ السَّدَقَاتِ Faiz batırır. يَنْحَقُ اللّٰهُ riba. Allah'ın ayeti bu. Sen de Müslümansın. Kur'an'a inanıyorsun. Hocam, bu devirde faizsiz ticaret olmaz hocam ya. Niye faiz haram olsun ki? İman yok diyor güzel kardeşim. Hadi söyle. Bunu bari söyleme. Bu günahı işleyeceksen bunu bari söyleme.
Ya onlar bizi öp ya, yakışıyor ya, deme lan. Hiç olma içinden buğz et ya. Müslüman sandım. Evet, Tanrı'nı çiğneyim görüyorum. Ama bakın peygamberin sözü bu. İçinden tasvip ediyorsa helal olsun diyorsa, harama helal olsun olur mu? Allah haram kılmış lan. Elin kızını darıp öpüşme helal olur mu lan? Nikahı var mı yok? Helal olsun, güzel yapıyorlar, imanla oynarsınız. Burada iman yok diyor peygamberimiz, öyle söylüyor. Aman güzel kardeşim, basit şeylerden uçurumlara düşmeyelim. Benim derdim o. Benim derdim o. O kadar çok aykırı şeyler var ki, bilmezseniz bakın basit şeyden imanınıza oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz. Onu söylemek istedim. Bilmeden bu devirde iman korunmuyor. Müslümanlık korunmuyor. Evet, şimdi moda oldu. Avrupa'da, Amerika'da kaldık. Onlar hayvan gibi. Evet, hayvan gibi. Karısı kocasına izin alıyor ya. Amerika'da. Ben falanca oğlanla yatacağım diye. Kültürler böyle kardeşim. Avrupa'da da böyle. Ama bizimkiler de onlara benzeyeceğiz diye göbeğine kadar açıyor bizim Ayşe'miz. Memesinin çatalı gözükmüyor mu? Gözüküyor. Başı açık, göğsü açık. Benim kalbim temiz. Niye haram olsun ki? Etme Ayşe'ciğim. Ayşe dediğine göre Müslümansın. Peygamber sözünü söylüyorum. Bu günahı işleyeceksen bari bunu söyleme. Bunu söylersen Allah'ın haram ettiğine itiraz etmiş oluyorsun. İmanında oynuyorsun. Bakın ince nokta, basit bir şey ama. Neden haram olsun? Benim kalbim temizdir. Olur mu Ayşe'cim benim kardeşim? Deme bunu yahu. Günah işleyen adam inkar etmedikçe mümindir, başının tacıdır. İnkar etmedik ama sen Kur'an'ın haram kıldığına neden günah olsun dersen, ben yerini bulamıyorum. Öyle Kur'an hoca varsa bunu sorun. Bu çok önemli bunlar. Bu bilgiler maalesef vatandaşımızda yok. Her gün çağla deriliyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet, çok önemli mesele. Harama helal demem ya. Tasvip etmeyin. Tamam, karnına dokunamıyorsun. Evet, sen de onun kocasıysan yanında geziyor. Çırpçıplak kadın. Ulan, boynuz. Niye karın kıskanmıyorsun lan? Karın güzellikleri ne gösteriyorsun? Bu Türk'te de yok yahu. Türklerde yok bu, namus önemli. Müslümanlıkta hiç yok. Hem Türksün hem Müslümansın. Yanında böyle hihihi geziyorsun. Adın da Ali. Ben Müslümanım. Müslümanı size bir kişi yazdı falan diye bir de hava atıyor. Etme güzel kardeşim. Kur'an ayetleriyle haram kılınan şeyleri yapsan bile inkar etme. İmanla oynuyorsun. Benim derdim bu yani. Evet, günahkar olmayan aramalarda var mı? Benim günahlarım çok. Ama inkar ederseniz imanla oynuyorsun. Ben onu dikkati çekmek istiyorum. Derdim o. Evet efendim. İşte böyle peygamber şeyden duydun mu, öğrendin mi, münasip şekilde kalp kırmadan aktaracaksın. Görevin senin böyle diyor. Benden duyduğumu söyle, öğren, tatbik et. Böyle yaparsan Allah iki cihanla yüzünü hak çıkarsın diye peygamber duasına masal olursun. Güzel kardeşim. Beni yok sokmayla bin yaşasın, yok İslam'da. Hepimiz kardeşiz. Bildiğimiz güzel şeyleri öğreteceğiz. Münasip şekilde, kavga etmeden. Şimdi ben 49 senedir İstanbul'da konuşuyorum. Dedim ya, paşalar geliyor. Fenerbahçe'de onların yeri var. Emekli paşaların lokali. Geliyorlar dinlemeye. Hakimler, valiler geliyor. Hiç itirazlar görmedim. Öyle bir aziz milletimiz var. Aynen her şeyi söylüyorum. Aynen öyle bir güzel milletimiz. Hocamız. Lütfen, kardeş oğlum biliyor, tamam. Bir de şu haram helal öğret ya. O öğretmiyorsa sen Müslümansın, öğrenmek zorundasın. Kanunu bilmemek mazeret sayılır. Türkçüler kanunu da var. Lütfen okuyun tefsiri, okuyun hocanın tarihini, okuyun hadisleri, okuyun hadisleri. Fıkıh tercümeleri var, okuyun.
Bunlara uyuyacağız, uymadın. İnkar etme. Boynu bükük olsun, Allah affetsin de. Müminsin, Allah kurtarsın. Ama neden hanım olsun? Ben kimsenin şişini yapmıyorum ki. Dedikosunu yapmıyorum, kalbim temiz. Ama Allah kadınla örtülmesi haram kıldı. Ki açılmasını. Güzel kardeşim, bu benim sözüm değil, Kur'an'ın sözü. وَلْيَتْفُمْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Müslüman kadın, yüzün, elin, ayağın hariç başını ört, boynunu ört, gerdanını ört. Güzelliklerini gösterme, Allah'ın emri kardeşim. Sen de Müslümansın, bunu yapmıyorsun, günahkarsın. Bari inkar etme, neden günah olsun deme. Benim kalbim temiz, neden günah deme yahu. Ne kadar günahkar olursan, mümin olduğun zaman namzetsin, affedilirsin. Şefaat Peygamberimiz, Rauf'un Rahim. Müminin ayağına diken kopmasına asla razı olmaz. Müminin elinden gelen her şeyi yapacak. Allah da ona söz vermiş. Ve dua ve deyni dersece مَا وَدَّعْتِ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرُ خَيْرُ لَكَ مِنَا اُولَى وَلَا سَوْفِ يُعْتِيْهِ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Vallahi Habibim, sen ne istersen yeter deyince kadar sana vereceğim diye ayet var ya. Peygamber de bizi çok seviyor. Bak, miraçta bile anlattım. Hayır, yalnız bana değil, hepimize demiş. Bizi düşünüyor. Ama diyorum ki sen buna itiraz edersen bundan mahrum kalıyorsun. Derdi o yahu. Kardeşim olarak söylüyorum. Yapsa bile inkar etme hiç olmaz. Kendi kendine fetva vermeye kalkışma. Dinin hükümlerini reddetme. Kanatıma versin. Kimsin sen? Kimsin sen? Buyur anayasayı anla bakalım. Kanunu anla bakalım. Kimsin sen de Kur'an'daki hükmü kanatıma göre diye yorumluyorsun. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمَا Kur'an'da ayettir. Bilmediğinizi bilene soracaksınız. Onun için İmam Azam diyor, İmam Şafii diyor, bilenler onlar da. Bu Allah'ın emri. Ben biliyorum demiyorum ben. Onlara danışıyorum, onların şeylerini okuyorum. Sen de bu prensiplere göre hareket edeceksin. Öyle yakayı kurtaracağız inşallah. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Gece kalkın, hanımızı kaldırın. Hanım kalksın, kocasını kaldırsın. Evet, benim bir sözümü duydu. Ben dedi, uyguladı. Din kardeşine öğretti. Allah iki cihanın yüzünü ak çıkarsın. Rahim Allah'u abden seviyor makaleti. Bunu söylüyor. Evet, ben size arz ettim, bunları söyledim. Evet, selasun üç kişi vardır. La yekullu aleyhinne kalbü mümin. Evet, üç şey vardır ki ona mümin kalbi hıyanet etmez. Evet. Evet. Mümin, evet. İhlasul amel lillah. Ömrün dünya asadu ulatil müslimin. Evet, şimdi evet, şimdi söylediğime dikkat. Söylediklerimin hadisini söylüyorum şimdi. Evet. Bir mümin kimse, bir mümin kimsenin kalbi Allah'a isyan etmez. Peygamber'e isyan etmez. Evet. Küfrü asla yanaşmaz. Küfrü asla sevmez. Haramı asla sevmez. Asla sevmez. Müminin kalbi böyle olmalıdır. Böyle olmalıdır. İki, ihlasul amel lillah. Buraya geldim. Niye geldim buraya? Cevap Hoca bir doğru güzel bir şey söyledi, öğrenin diye. Güzel. Camiye niye geldim? Sevap kazanmaya geldim. Bizim Hz.
şey var ya, beş vaktin camide kırıyordu ya. Haber mi yok dedi? Liraka! Zekat veriyor. Allah'ım, zekatımı öpeken elimi. Ulan bakıra teşekkür edeceksin lan. Alsa senin borcundan kurtarıyor. Zekat vermesin, ananı ağlatacak mı? Veriyorsun, teşekkür borçlusun ama ben çok gördüm. Allah'ım öperim. Böyle olmam ziyan kardeşim. Allah emretti diye yap, ihlaslı amel yap. Amelin gösterişin olmasın. Sakın ha! Allah için yap yaptığını. Kalbini kötülük sokma. Ve müsa'mına hasadu hülâhil müslimîn. İdarecilere anasının avradını deme. İdareciler de şu işiniz yanlış, şu güzel, lütfen şu yanlışlıklar oluyor diye nasihat et, yardım et. Adamın bu kadar çok işi vardır görmez. Sen gördün, bak böyle oluyor, böyle oluyor. Ona hakaret için değil. Din kardeşim nasihat et diyor. Mümin böyle olmalı. Kalbine, günaha, harama asla beyi duymamalı. Allah'a bağlanmalı kalbi. Ondan sonra ikinci olarak da yaptığı ameli sırf Allah rızası için yapmalı. Bir üçüncü olarak da Müslümanların idarecilerine memuru, devlet memuru aleyhine değil. Kardeşim böyle oluyor, böyle oluyor. Haberiniz yok mu? Güzellikle böyle nasihat et. Doğruyu söyle. Müminler böyle olur. Bir daha var. Velezûnû cemaatil müslimî. Müslümanların cemaatinden ayrılma. Ehlinden ve cemaat. Peygamberin, Kur'an'ın, peygamberin, ashab-ı kiramın yoludur. Ehlinden yolu. Bundan ayrılma. İşte bak. Bu prensip olmasın diyorum ben, İranlar Müslüman saymam. Küfür diyorlar ya. Müslümanların cemaat, el sünnetten ayrılma. Kur'an, sünnet ve sahabilerin cemaatinden ayrılma. Devamlı ondan git. Yoksa ne olur? Kurt kapar. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Ne olacağı bilinmez. Bir, ikincisi. Cemaat sadece Müslümanlar Ehl-i Sünnet grubundan ayrılmak değil. Lüzum-u cemaat-ı Müslümin Müslümanlar cemaati değil mi? Camiye gavur gelir mi camiye? Camiye geldiğiniz Müslümanlık alametidir cami. İnnemâ ya'mur mesâcidallâhi. Allah'ın mescidlerini ancak müminler, Allah'a ahiret günü inananlar yapabilir. İnnemâ var. Siz iman edince duvar yapmak anlıyorsunuz. Buna da imar denir ama esas imar binanın caminin içinde namaz kılmaktır. Zû ummâruha zû varuha Peygamber açıklıyor. Camiyi imar etmek esas imar camiye gelip namaz kılmaktır. Siz buraya gelmeseniz bunun cami olması için 100 şahit lazım. Anlatmışım ben onu bir daha anlatayım. Avrupa'ya gidiyorum, 1970'lerde bir görev dolayısıyla arabamla gidiyorum. Giderken bir minare gördüm Bulgaristan'da, komünizm var o zaman. Gördüm, gittim oraya baktım, cami kilitli. Cami denir mi ona? Evet, minaresi camisi var ama cami kilitli, hiç namaz kılınmıyor. Ama caminin camiliğine siz gelip namaz kılarsınız kavuşur. Yoksa duvarla ibaret duruyor. Evet burada bir imar diyor doğru da esas imar diyor Peygamber içinde namaz kılmaktır. Beş vakti izi camide kılın lütfen. Hem dedik ya hoca verecek hesabını. İmam verecek. Devleti seçiyor onu. Eğer gerekli olmuyorsa kıldırmıyorsa versin hesabını. Oradan kurtuluyorsun camiye gelince. Namazın garantiyle bir şey oluyor. Camiye gelirken Allah yoludur. Attığın adama sevap yazılıyor, günahın siliniyor. Geldi birisi tak vurdu.
öldüm, Allah yolunda ölürsün. Evet, Azrail geldi aleyhisselam, canını aldı. Durçuş biliyor mu? Dur bir dakika, ben Kabe için diyor mu? Diyor, gidiyorsun. Allah yolunda ölmüş olursun, camiye gidip girme. Evden çıkıp eve dönünceye kadar. Camiye geldiğinizde garantili namaz. Evet, 27 kat fazla sevabı diyorsunuz. Ayrıca, daha öyle söylüyor, bir söylüyor. Dünya Türkiye kıskanıyor efendiler. Evet, ben siyasetçi değilim, yanlış anlamayın. Amerika'da, Amerikan karısı çocuk yapmıyor arkadaşlar. Çocuk yapmayı teşvik ediyor devlet. Çok muazzam paralar veriyor. Kalktık, bildiriyorsun. Karım hamile diye. Özel doktor veriyor. Biz dedik ki Müslümanız, kadın doktor veriyor. Erkek doktora mani olmayı istedik. Kadın doktor veriyor, bir de maaş veriyor. Çocuk gerizekalı doğmasın, iyi beslersin anası diye. Buna rağmen Amerikalılardan çocuk yapmıyor. Eskiden zencileri otobüse almayan Amerikalılar, onlar da çok çocuk yapıyor. Obama zencidir, devlet başkanı yapıyorlar. Neden? %50'yi vardırlar zenciler. Çok çocuk yapıyorlar. Evet, anlattım yine anlatacağım. Televizyonda dinliyorum. Bir Amerikalı, sarışın, iş adamı, zengin. İçişleri Bakanı, bir de zenci. Özel şu, o iş adamı dedi ki, bu asalat dedi, benim paramla dedi, şey diyor dedi. Zenginin 13 çocuğu var. Çocuk parasıyla limuzinle geziyor. Lüks köşkü var. Çocuk parası, o kadar teşvik ediyor devlet. Gene Amerika'da kadın çocuk yapmıyor. Aynı şekilde Fransa'da böyle, Avrupa'da böyle. Bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın ağzından dinledim televizyonda. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek. Çocuk yapmıyor Avrupa'da kadın. İşçiler, şunlar, bunlar dışarıdan gelenler bu kanunlarda yararlanmak için çok çocuk yapıyorlar. Belçika'da konferans veriyor 1987'de. 30 bin kişi toplanmış. Kalabalık önce coştum, verdim, değiştirdim. Coştum yani. Bir kalktı dedi ki, ben dedi bu şehrin belediye başkanıyım dedi. Çok güzel oldu dedi, beni böyle övdü. Ben de dalga geçin dedim ona. Vay hocam dedi, ben samimiyim dedi. Güzel oldu dedi. Ama dedim, hem belediye başkanıyım diyorsun, hem de bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedim. Bak ne dedi? Ben temizliyim hocam dedi. Burada biz %51 yakaladık hocam dedi. Avrupalıların çocuk yapmıyor, bizimkilerde para almak için 5-6 lira değilse %51 yakaladık, ben de başım aldım dedi. Bunu yaşadım ben. Elhamdülillah Türkiye'miz 17 milyonla başladı. 82 milyonu buldu. Genç nüfusumuz %50. Çocuk nüfusumuz %28. Çıldırıyorlar Avrupalılar, Amerikalılar. Çıldırıyorlar ki yine bunlar kanun ne olacak? Türkiye'de büyüyorlar diye. Kendisi çocuk yapmıyor. Sıfır gidiyor. Kadınların evlerine kalkmış kanunları da var. Erkek iki kere evleniyor. Devlet başkanımız ne dedi? Hani o bir çocuk nerede dedi? Onu söyledi. Aldıkları Suriye'den şuradan buradan yavruları alıyorlar. Erkek erkek evlenmiş, kanlarında var. Çocuk yapma geçici mezarlığı için onlar alıyor o çocukları. Annem böyle felaket. Lüt kavramı battı. Yeri Lüt Gölü denizden 340 metre aşağıda dünyayı ibret olsun diye doldurmuyor Allah. Onlar da batacak. Ama Türkiye'mizde elhamdülillah nüfusumuz, gençimiz boyunu biliyoruz. Onun için çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. Her türlü yol dediğimiz gibi yıkmaya çalışıyorlar. Muhammed Mustafa yoluna devam. İmanımızı kimseye satmayacağız. Kur'an okuyacağız.
Muhammed Mustafa'yı bileceğiz. Sünnetleri hayatımızda rehber edineceğiz. İnşallah Fatih olacağız. Kanun olacağız inşallah. Emredişi kanun. Belki de şahadet. Dünyanın bir numaralıdır. Parçalı. Ama filmde gördüğünüz değil. Evliya. Gece gündüz hak hakkı iman ahlak güzel yaşamış. Öyle cahillerle mümin yapmamış. Para kazanacak diye adamlazık gösteriyorlar. Kaç kişi kanser olmuş artistlerden. Kanuni evliya adam. Onları öyle gösterenlerle kaç kişi öğrendim sordum da kaç kişi kanser olmuş. Biz işte gene korkuyorlar. Bu Türkler durmadan çoğalıyorlar. Bütün bozamıyoruz. Başımıza bela olacak diye. Ben de diyorum ki yahu Hacı Bayram'ın yoludur. Yunus Emre'nin yoludur. Mevlana'nın yoludur. Bizim bin yıllık geçmişimizin yolundan sapmayalım. Muhammed Mustafa'nın bu sözlerine, emirlerine kulak verelim, öğrenelim, tatbik edelim, öğretelim. İki cihanda yüzümüz ak çıksın inşallah. Dediğimiz budur. Evet efendim. Yaptığımızı Allah rızası için yapalım. Müslüman cemaatinden ayrılmayalım. Camileri dolduralım dedim ya. Şimdi Allah bir toplumda çok isyan edenlere azap eder. Azap meleklerini çağırır. Melekler, görevli melekler. Yağmur meleği, rüzgar meleği, zelzele meleği. Hep görevli melekleri var. Buhari Müslim hadisidir. Şimdi herkes Hacı Bayram'a mı geldi? Şu anda meyhanın aradan yok mu? Kumarhanede konu aradan yok mu? Genelerde yok mu? Biz bunları ödemeye çalışacağız. Dedim ya en maruf dünyanın mükerrimde görevimiz. İşte bunları kazap eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Azap meleklerini çağırır. Azap edecek. Ama Müslümanlar camiye gelir, mescidi doldururlar. Dümdüz saflar halinde sık. Bak bu kendileri özel kullanıyor. Peygamber sözüdür. Böyle yılan erisi gibi değil. Dümdüz olacak safınız. İki, akimu suhufekim akimu bu da dümdüz. Peygamber emri. İki, apışmış duruyor. Omuzun birbirine değecek. Rasul. Peygamber sözü bu. Sıkı, düzgün camiye gelmişler, namaz kılıyorlar müminler. Allah da onu görüyor. Peygamber sözü ben. Meleklerle mi? Buyurmuş ki Allah. Sizi o asillerin yüzünden bu topluma azap etmek için çağırmıştım ama camimi dolduran müminler bu güzel namazından çok hoşlandım. Bedaları def ettim buyurur. Dedim ya dünya bizi kıskanıyor. Kendinden çocuk yok. Oradan oradan evleniyor. Onların belaları, nakafeyi kurduran onlar, şunu yapan öyleler, kaç tane sahte şey gönderiyor Türkiye'ye parçalamak için. Hepsi bizi yok etmeye çalışıyorlar. Camileri doldurun. Düzgün saflar halinde namaz kılın. Hem namazınız garanti olsun. Hem de o yavruların belasını Allah defetsin. Söylediğimiz bu güzel kardeşim. Camileri doldurmanın bu faydası var. Ne kadar çatlasalar bizi yıkamazlar o zaman. Onun için camide kılın namazınızı. Camiye girin. Hem garantili namazınız olsun hem de bu belaları defedin. Öyle diyor Peygamber. Lüzumul cemaa. Müslümanların cemaatine yapışma. Bu mümin böyle olmalı. Ayrılmayacaksınız. Ayrılmayacaksınız, koşacaksınız. Evet. Gene güzel Peygamberimiz son hadisi okuyorum efendim. Rahimallahu el ansar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye hicret edince oradaki müminler Mekke'den Medine'ye giden müminler don gömlek. Mallarını vermemişler, paralar vermemişler. Evet,
Süheyb Rumi çok zengin adam. Aslen Rum çok zengin adam. Mal hepsi kalmış. Yolda yakalamışlar müşrikler. Beni dokunma demiş. Medine'ye gitme, engel olma. Servetim zaten nerede size kaldı. Bir de ben dokunmazsanız demiş, paramı demiş sakladım evimin şurasına. O paraların yerini söyleyeceğim size demiş. Kur'an'da var. Cenneti satın aldı diye. Onun hareketi. Gizli paraları sizin olsun demiş. Beni niye bırakmayın? İşte doğru yoluna gitmişler. Ev yok, dam yok, para yok. İş yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'liler demiş ki birer bu Mekke'den gelenler kardeş edineceksiniz. İki odası olan bir odasını kardeşine verecek. İki dönem tarlası olan bir dönemini Mekke'den gelene verecek. Hay hay ya Resulullah demişler. Hatta o kadar samimi peygamber bağladılar ki İki karımız olmadı, karısını birisi versin mi demişler. Yok yok, şu karı verilmez demişler. Malınızı vereceksiniz. Ondan dolayı Kur'an'da ensar denir onlara, Yakupçılar. Allah bu ensara da rahmet etsin. Ve ebnel ansar, bu ansarın oğullarına, ve ebnel ansar, oğullarının oğullarına, nesillerine de rahmet etsin diyoruz. Ve radıyallahu anhum, Allah onların hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Bu ehl-i sünnet itikadının yoludur. Aman bu yolu bırakmayacağız. 1000 yıllık gidişimiz güzel. Şuna buna bakmayacağız biz. Atalarımızın yolundan sünnetleri kılacağız. Tesbihleri çekeceğiz. Şimdi bir de gece namazı kılacağız. Hanımımızı kaldıracağız. İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyü el kayyûm etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah nege suresi besmele ile beraber bismillah. Ya neşrah nege suresi. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifte. İhlas okur musunuz? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed lem yelid ve lem yulad
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى بالآلاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم وإلى طريق جنة النعيم. يا ربي نمازlarımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvaffak olarak kabul eyle. Okuduğumuz Sûre-i Celîle'yi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Okunmuş olan hatimlerimizi kabul eyle. Asıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh-i pakine hediye ettik vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüze daim eyle. Onun sözlerini duyup, belleyip, tatbik edip başka mümin kardeşlerimize de öğretmeyi böylece Peygamberimizin iki cihanda yüzü hak çıksın dediklerinde olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhisselam ve teslimatın dahi ervah-ı paklarını hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizler nail eyle. Tüm peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab-ı etbaları, Rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerini de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete irtikal eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız, kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstadlarımızın, meşayih efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta sana elimizi açmış bulunan biz günahkar kulların geçmişlerinin ervahına da hediye edip vasıl eyle. Ve huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli ve etrafındakiler, bu civarda bulunan evliya, ulema, sülhâ, şükhâ, mümkünâ, bu camiyi yaptıranlar,
bugüne kadar gelmesinin katkısı olanlar, bu cami şeriften güzel aileden eğilme, hudaba, müezzin, kayyumi, cemaat, müslümin'den ahli ihtiyacelerin ervahına, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bez etmiş şühedanın, kuzatın ervahına, halen namusumuzu, vatanımızı, dinimizi, canımızı koruyan Mehmetçiklerden şehit olanların ervahına, gazilerimizden gazi olup yaralanmış olup da ayrı itiraf etmiş olanların ervahını da hediye edip vasıl eyle. Ya ilahe alemin, bizleri tevfik-i samadani ve merhamma'um muzaffer eyle ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Ya ilahe alemin, rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı, yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Seni her zaman her yerde zikreden zakirlerden eyle. Sayısız nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Ya ilahe alemin, Kur'an okunduğu zaman, Allah dendiği zaman tüyleri ürperen, Kur'an'da övdüğün kâbil iman sahibi salih Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, büyücülerin büyüsünden, hasetçilerin hasetinden, tüm kötülerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Arkasından öldüğümüz zaman arkamızdan hayır dua ettirecek nesiller nasip eyle ya Allah. Bizi Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, kainatın yaratılış sebebi Efendisi Muhammed Mustafa'dan ayırma ya Rab. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da edilen, Ravz-i Mutahhar'da edilen, salih kulların hoşnutlukla kabul buyurduğunu ifade ettiğin duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi de bize nasip eyle ya Rab. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة